Günaydın. Günaydın. Başlayalım mı? Evet. Hazır mıyız? Evet. Mert, sanki böyle sahneye çok ünlü birisi çıkıyormuş gibi alkış başlat. Ben geliyorum. Oley! Günaydın. Günaydın sevgili Batı 06 Kök ailesi. Hepinize muhteşem bir gün, muhteşem bir hafta, muhteşem bir Mart ve muhteşem bir hayat diliyorum. Çünkü o muhteşem hayat için herkes burada galiba. Doğru mu? Evet. Hayatından memnun olan var mı? Hayatından memnun olmayan var mı? Yalancı var mı? Çok aşırı yalancı var mı? Pekala. Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle misafirlerimizden başlıyorum. Çünkü şu anda Zoom ekranında bizi izleyen çok değerli insanlar var. Sağ olsunlar bu eğitimi, bu koçluk programını, Mümtaz Önal'ın hikayesini anlatılmaya değer bulan Anadolu'nun her yerinden, ta Bartın'dan Samsun'a kadar çok değerli insanlar canlı canlı bizi izliyor. Güzel İzmir'den, dağlarında çiçekler açan güzel İzmir'den onlara bir alkış gönderelim mi? Evet, Ankara, Bursa, Bartın, Samsun, bilmediğim şehrini atladığım varsa lütfen beni uyarsın. Malatya, Denizli, Eskişehir, şu anda Eskişehir burada ya. Bülent Bey, tamam Eskişehir bizzat burada. Hoş geldiniz. Ve şu anda Batı 0640 ailesinin dışında da çok sevgili, çok değerli misafirlerimiz var. Sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok memnun oldum. Beni çok memnun ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, öncelikle şu anda eğitim daha başlamadı. Çok rahat olun. Bizim bazı konularda sizlerle bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Benimle anlaşmaya var mısınız? Yes. Gerçekten var mısınız? Varız. Harika. O zaman ilk anlaşma şu. Normalde ben EMP eğitim ve koçluk programında telefonları toplattırıyorum. Bunu yapmama gerek var mı? Yok. Eğer derseniz ki telefonları toplatmana gerek yok, o zaman bu telefonların hepsinin sessize alınmasını ve çay kahve arası dışında dokunulmamasını özellikle rica ediyorum. Sizi arayan her kimse, size ulaşmaya çalışan her kimse ilk arada ona beni aramışsınız, ben bir eğitim programındaydım, size nasıl yardımcı olabilirim diye yaklaşık 45 dakika sonra bir alo deseniz zannediyorum hiçbir şeyi kaçırmış olmuyoruz. Doğru mu? Veya hiç dönemediğinizi farz ediyorum. Öğleden sonra, eğitim bittikten sonra beni aramışsınız. Ben bir eğitim programındaydım. Bir kişisel gelişim programındaydım. Size nasıl yardımcı olabilirim dediğinizde hiçbir şey kaybetmiş olmuyoruz. O yüzden EMP sınıfım daha önce 30-35 kişiydi. Şu anda bir tık daha fazlayız. En azından Zoom'dakiler dahil yaklaşık 60-65 kişiyiz. O yüzden bu konuda anlaşıyorsak eğer, ben anlaşmış kabul ediyorum. Sağ el havada akedir, aldım kabul ettimdir. Evet, Zoom'daki arkadaşlar sizden de rica ediyorum. Çaktırmadan bakacaksınız belli Zoom'dakiler. Tamam, anlaştık mı? Güzel, o zaman telefonları toplamıyoruz. Telefonları toplama kuralında güzel bir anlaşma yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu program şöyle program, her anından notlar almanızı istiyoruz. Size Gülay Hanım zannediyorum dağıttı, her birinizin not defteri, A4'leri var değil mi? Peki, kahvaltınızı yaptınız mı? Burada sizin için bir hazırlık yaptık. Poğaçalar, börekler, boyozlar. Görmedik diyorsanız şurada arkadaşlar bakın kutuların içinde ara verildiğinde alabilirsiniz. Bir kişiyi bir konuda görevli tayin etsek olur mu? O da her 45 dakikada bir. O da pandemi kurallarından dolayı onu bir saate çıkartmak istemiyorum. Her 45 dakikada bir bana time out işareti yapacak. Uygun mudur? Gökhan Akış? Elisa yapar. Dur, maskeden Gökhan sen misin? Ha tamam.
Gökhan'cığım, time out işareti yapıyorsun. Başlangıcı ve molalarımız başlangıcı 8.45 olarak belirle. Ve molalarımız 15 dakika olacak. Mola dönüşlerinde tam 15. dakikada ben sahnede hazır olacağım. Siz de burada olmaya söz veriyor musunuz? Yani işte bir sigara daha, bir tık daha alayım, yapmayacağız. Akemi, anlaştık mı? EMP'nin ilk günü anlaşmalarla geçiyor, söyleyeyim. Anlaşamadıklarım var. Anlaşmak istiyorum. Sağ eldir, aldım, kabul ettim. Sağ eldir, aldım, kabul ettim. Evet, Serdar Barta burasında eğitimi takip ediyorsun. Ben çok rahatım. Kalamak söylemiş. Evet, çok güzel. Şimdi size bir haberim var. Bugün burada içeceğiniz çaylar, kahveler, yedikleriniz, içtikleriniz, su. Müesseseden, değil mi Muzo'cum? Müesseseden. Ama onun dışında bazı alışverişler yapabilirsiniz ama. Yani alkol almayın diyemem. Sonuçta alkollü bir yerde. Yani mekanın ekmeğine taş koymayalım. Ama ne isterseniz içebilirsiniz. Çok içip sahneye fırlayanlar olmasın ondan sonra. Beni de anlat falan diye. Olmasın sabah sabah zaten. Sabah içen var mı aranızda? Evet, çok güzel. Ben en son Kayseri'ye bir tecrübe paylaşımına gitmiştim. Bütün örneklerimi alkolle alakalı veriyordum. Çok pis tosladım. En son 30 kişiye sordum. Aranızda alkol almayan var mı diye. Üzeri kaldırınca. Alkol alan var mı diye sordum. Hayır dediler. Benden nefret ediyor musunuz dedim. Evet dediler. Şaka şaka. İzmir'deyiz. O yüzden çok aşırı keyifliyim. Alkollü mekanda EMP. Evet. Arkadaşlar, mekanı beğendiniz mi? Güzel mi? Çok teşekkür ediyorum. Buranın bir de lojası var. Onun 2000 liraya sattık değil mi? Ama satın alan olmadı. Locadan da isteyen izleyebilir dermişim arkadaşlar. Onu yapmayın. Evet, anlaşmalara devam ediyorum. EMP Eğitim ve Koçluk Programı her günün öğleden sonrasına bazı ödevler alacağınız bir program. Yani sabah bu düdük makarnası çıkıp anlatacak. Öğleden sonra evlerimize olaysız dağılacağız. Bu değil. Bu program öğleden önce, öğleden sonra ne yapacağımızı konuşacağımız bir program. Yani bugün öğleden sonra bazı ödevleriniz olacak. Ve bunları yapmanızı isteyeceğiz. Ben şimdiden EMP Eğitim ve Koçluk Programı ile ilgili çok hevesliyim, çok istekliyim. Kendi potansiyelimi maksimuma çıkartmak için buradayım. Ne ödev verirsen yapacağım diyenler bir alkışlayabilir mi? Harikasınız ya. İşte bu. İşte bu. Yine pazartesi geldim, salı gelmedim. Salı geldim, pazartesi geldim, çarşamba geldim ama perşembe bir işim çıktı ya. Çok arkadaşlar, açık bir eğitim değil. 2 hafta boyunca, hafta içi her gün öğlene kadarınızı boşaltmanızı istiyoruz. Yani sizi arayan müşterilerinize, yer gösterimi isteyen müşterilerinize, sizden servis isteyen, bir şeyler soran, pazarlama faaliyetlerinizle alakalı bu 2 hafta boyunca ne yapıyorsanız öğleden sonra yapmanızı, randevularınızı öğleden sonraya vermenizi istiyorum. Bunu ne bozar? Bunu Allah korusun hastalık bozar. Bunu Allah korusun, hiç, inşallah böyle bir şey yaşamayız, bir vefat durumu bozar. Ve ne bozar? Tabii ki tapu. Tapu bunu bozar. Tapuya gidecek arkadaşlarıma, çok zaten seviyorum onları, biliyorsunuz hepiniz. Benim canım, ciğerlerimsiniz. Bu arkadaşlarımızla artık gelemediği günleri diğer arkadaşlarından alarak arkadaşlar kaldığı yerden devam edebilir. Şimdi ben bu Zoom linkini bizim ofisimizdeki, yani İzmir'deki Batı 0640 profesyonellerine açmadım. Bunun sebebi buraya gelen siz değerli arkadaşlarıma saygımdan. Burada bizimle olan, sabahın 8.30'unda burada hazır bizimle olan siz değerli arkadaşlarıma duyduğum saygıdan dolayı ofisten, ben evden katılmak istiyorum, Zoom'dan katılmak istiyorum diyen arkadaşlarımıza bu linki vermedik arkadaşlar. Buraya gelmeniz gerekiyordu ve tahmin ettiğim kalabalık zaten burada. Çok teşekkür ediyorum. Onun dışında Kuşadası, Manisa ve Foça uzmanlarımıza Zoom hakkı tanıdık. Yani şehir dışı, dış çalışan arkadaşlarımıza Zoom hakkı tanıdık. Onun dışında tüm Batı 0640 ailesi, EMP almak isteyen tüm Batı 0640 ailesi şu anda burada bizlerle.
Ve bir kez daha, bir kez daha şehir dışından bizimle olan eğitimi anlatılmaya layık gören arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Peki, şöyle minik minik başlayalım. Benim biliyorsunuz sol gözüm çok az görüyor. Kendime böyle bir ekran yaptım. Hadi buraya bakarak sunum yapmayayım dedim. Böyle, değil mi? Bazen böyle prompter çalışmayan siyasetçiler gibi kalmayayım diye kendime böyle bir prompter yaptım. Onu kullanacağım. Okuyamadığım yer olursa bazen gözüm kesmiyor öyle. Geri döndüğüm anlar olacak. Pekala, başlayalım arkadaşlar. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum. Neden? Şu anda bu sektöre yeni başlayanlar var burada. Doğru mu? Birkaç kişi var. Bir el alabilir miyim? Yeni başlayanlar var. Çok güzel. Ailemize, sektörümüze hoş geldiniz. Ve bir süre önce gayrimenkul sektörüne başlamış ama artık bir darbe yapmak isteyenler var. Onları da görebilir miyim? Evet. İkisi de değilim. İkisine de el kaldırmadım. Uyuyorum hala diyen var mı? Mert Aygün. Çok teşekkür ederim. Evet, ben öncelikle size başkasının hayalleri için çalışmayı reddettiğiniz için tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu çok radikal bir karar ve bu kararı ben de verdim zamanında. EMP eğitiminin birinci günü, evet bunları konuşacağız. Neden burada olduğumuzu, neden bu sektörde olduğumuzu. Çünkü gayrimenkul sektörüne girenlerin, yazık kurban olurum, başlarına gelen en kötü şey bu sektöre neden girdiklerini unutmaları. Bu sektöre birilerinin hayali için maaşlı çalışmayı reddedip kendi işinin patronu olmak için katılan, özgürlüğüne düşkün gangsterler dediğim bu insanlar güne 10.30'da başlamaya, 14.30'da günü sonlandırmaya, haftanın 3 günü 4 günü çalışmaya ve artık nasıl olsa patron yok, ben kendi işimin patronuyum deyip tabiri caizse dağıta bağlayan, salan ve hazırı yemeye başlayan arkadaşlardan oluşuyor sektörün bence çok büyük bir kısmı. O yüzden bu sektöre girerken kendi işimin patronu olacağım deyip bir vergi levhası çıkarttığınızı asla unutmamanız lazım. Ben sizleri bundan dolayı tebrik ediyorum. Evet, orayı okuyamadığım için bunu yapacağım arkadaşlar. Yani siz her biriniz kendi işinizin yönetim kurulu başkanısınız. Yani Mert Aygün şirketinin bir yönetim kurulu başkanı var. O da Mert Aygün. Lakin siz kendi şirketinizin aynı zamanda çay kahve sorumlususunuz. Siz kendi şirketinizin aynı zamanda ön muhasebesisiniz. Ne güzel cümle değil mi? Siz kendi şirketinizin aynı zamanda pazarlama müdürüsünüz. Siz kendi şirketinizin aynı zamanda satın alma müdürüsünüz. Siz kendi şirketinizin bütün departmanlarının başısınız. Siz kendi kendinizin sol meleğisiniz. Değil mi? Birileri de öğleden sonra diyecek ki Bostanlı, kalamar, bira çok tatlı. Değil mi? Bir de kendi şirketimizin sol meleğiyiz değil mi? Bunlar da var. Evet, kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı olan özgürlüğüne düşkün gangsterler. Ben sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ve kendi hayatının tek patronu olduğun için. Sizin hayatınızda sizden başka patronu var mı? Benim hanım var falan diyen de var değil mi? Benim hanım karar veriyor. Var mı arkadaşlar? Bu hayatın başka patronu var mı? En son eğen bir de Allah demişti biri. Böbürlenme sahnede, senden büyük Allah var dedi. Tövbe estağfurullah, tabii ki de. Var mı arkadaşlar? Hayatını başkası yöneten? Yok. Başka şirkette daha önce maaşlı çalışanlar bir el kaldırabilir mi? Harika, neredeyse tamamız. Peki o zaman hayatınızı birileri yönetiyordu değil mi? Masa başından bizlere yıllarca hedef verdiler. Yıllarca. Ben hep gözümün önüne şöyle getiriyordum bana hedef veren kişiyi. Teknesinde bir tane kurvaze Konya, Rota Şambır bana diyordu ki Ege Akdeniz bölgesindeki Vodafone faturalı hatlarla ilgili bu ayki hedefiniz. Biz de kurban olurum. Sabahın 6.30'da başlıyorduk çalışmaya, akşam bilmem kaça kadar. Birileri çok zengin olsun diye. Bana verilen hedefi tutturunca ne oluyordu? 1500 lira prim veriyorlardı.
Bir dahaki sefere daha fazla. Peki şu ikilemi hiç yaşadınız mı? Size verilen hedef tuttukça bir sonraki ay daha fazla hedef. Gerçekten bunu yaşadınız mı? Oradasınız biliyorum. Peki çok zor bir hedef olup gerçekleştirmenize rağmen daha fazla hedef verdiler mi? Yani etinizden, sütünüzden, yumurtanızdan faydalanabildikleri kadar faydalandılar mı? Sizi sağabildikleri kadar sağdılar mı? Allah'ım o kadar da değil. Lakin şu gerçeğin herkes farkında mı? 45-50 yaşlarımızda enerjimiz bir tık düşecek. Düşüyor. 50'den sonra bir tık daha düşüyor. Ve o bize hedefler veren, bizi el üstünde tutan, bize kupalar, ödüller, plaketler veren, hatta şirket arabası bile veren insanlar 52-53 yaşlarımıza geldiğimizde Mümtaz Bey bir problem mi var acaba hedeflerle ilgili? Bir aksiyon alamıyor muyuz bu ay? Değil mi? Böyle fok balığı gibi konuşuyorlar. Karşımıza geliyorlar ve diyorlar ki Mümtaz Bey önümüzdeki ayın 15'ine kadar hedef realizasyonumuzu gerçekleşmezse tehditler, mobbingler başlıyor mu? Biz de bundan 50-52-55 yaşlarında bezip ondan sonra ne iş yaparız? Emlakçı olur muyuz? Kafe devralabiliriz, bir bakkal açabiliriz. Değil mi? O yaştan sonra bizi kim işe alır? Değil mi? Yani etimizden, sütümüzden, yumurtamızdan kendimiz faydalanmak için buradayız. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Ve şirketinin, kendi işletmenin ne kadar büyüyeceğine siz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Şu anda her birinizin bir işletmesi var. Her biriniz birer vergi levhası mükellefisiniz. Her biriniz esnaf sicili üyesiniz. Her birinizin adına şahıs şirketi denince geçen bir arkadaşa dedim ki senin bir şahıs şirketi açman lazım. Oo ben şimdi şirket sahibi mi olacağım dedi. Onun adı şahıs şirketi ise evet. Kendi şirketinizin ne kadar büyüyeceğine siz karar vereceksiniz. Evet bir adi ortaklık berber gibi de kalabilirsiniz. Ama bir holding haline de gelebilirsiniz. Doğru mu? Buna kim karar verecek? Buna kim karar verecek? Broker mı? Master franchise sahibi mi? Ofis direktörü mü? Saha direktörü mü? Tamam biz. Biz ulan biz. Abi buna bir haber mi? Bak barda oturuyor. Ve vodkaya çok yakın bak eli orada. Evet biz ulan biz konuşma. Evet arkadaşlar biz karar veriyoruz. O yüzden de sizi tebrik ediyorum. Toygar bana bir güzellik yapsan da burada bir... Nasıl yaptın ya? Şu an kapandı. Tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar işini bir üst seviyeye çıkarmaya karar verdiğin için buradaki birçok arkadaşımız sektörde tecrübeli olanlar da var. Onlar da kendi işini bir üst seviyeye, bir level yukarıya çıkmak için burada. Doğru mu? Mevcut düzeni değiştirmek istiyorum. Ben sonra özgürlüğüne düşkün gangsterler deyince bana diyorlar ki böyle kelimeler niye kullanıyorsun? Katılıyor musunuz? Bizler özgürlüğüne düşkün insanlarız. Katılıyor musunuz? Zaten sen katılıyorsan abi şu an. Pekala. Mevcuttaki sektöre yeni başlıyor olabilirsin. Sektörde tecrübeli olabilirsin ama şu an buradaysan mevcuttaki birçok şeyi reddediyorsun demektir. Katılıyor musunuz? Mevcuttaki her şeyi reddedenler. Ben mevcuttaki her şeyimi 3,5 sene önce reddetmiştim. Birazdan bir slide var orada daha detaylı anlatacağım ama. Bedenimi reddettim. Sektörümü reddettim. Bir şey daha reddettim. Onu söyleyince işim bozuluyor. Hayatımdaki insanı reddettim. Hayatımda 3 şeyi değiştirdim arkadaşlar. Ve mevcuttaki düzeni daha insan bedenini dahi değiştirmek için ölümü dahi göze aldıysa gayrimenkul sektöründe neler yapamaz? Neler başaramaz? Ya da ne kadar ateş çıkar gözünden? O yüzden arkadaşlar mevcuttaki her şeyi reddettiğiniz için ve kendinizi sevdiğiniz için en önemlisi de o hayalim dediğiniz hayali sevdiğiniz için gerçekten sizi tebrik ediyorum. Burada hayali olmayan birisi var mı? Şu anda başkasının hayalleri için çalışmıyorsunuz. Kendi hayalleriniz için çalışıyorsunuz. Doğru mu? Peki. Kendi hayali olmayan var mı? AMP'nin içinde bir kısım var ki bu hayaller şu anda soyut biliyorum.
Bana hayalim sorulduğunda bu sektöre girerken dünya barışı. Allah beni kimseye muhtaç etmesin. Allah anneme babama sağlık versin. Yarın bir gün baba olursam çocuğum böyle bir babanın evladı olarak dünyaya geldim diye gururlansın falan filan. Ne kadar soyut değil mi? Smart hedef konuşacağız. AMP'nin ikinci haftasında bir gün. Arkadaşlar smart hedef. Hedefleriniz smart mı? Akıllı mı? Hayallerinize giden yol hedef belirlemekten ve hedeflerinizi gerçekleştirmekten geçer. Batı Akademi'de bununla ilgili Kan Demir Bey'in de çok değerli bir sunumu var değil mi? Ona da katılmanızı tavsiye ediyorum. Peki hedeflerinizi belirlediniz mi? Örnek veriyorum, Mart ayı sonunda portföy sayısı hedefi olanlar bir el kaldırabilir mi? Peki Haziran sonunda portföy sayısı hedefi olan bir el kaldırabilir mi? Yıl sonuyla ilgili ciro hedefi olanlar bir el kaldırabilir mi? Evet, yıl sonuyla ilgili ciro hedefi olanlar el kaldırabilir mi dediğimde daha fazla el geliyor. Yıl sonunda ciro hedefi olanların Mart sonuyla ilgili portföy hedefi olması gerekiyor. Bunları tek tek detaylı şekilde konuşacağız arkadaşlar. Ama sizi, kendinizi ve hayallerinizi sevdiğiniz için bir kez daha tebrik ediyorum. Şu an herkes hayalini bir düşündü değil mi? Herkesin gözünün önünden geçti mi? Şu an buradan ne arabalar geçiyor? Ne villalar görüyorum burada? Ne çocuklar? Ne manzaralar? Ne koltuklar? Değil mi? Peki. İnşallah beraber gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Gerçekten bu kadar işi başardığınız için. Buradaki yazılı her şey siz misiniz? Peki unutuyor musunuz bunu? Hiçbir zaman unutmayın. Hayalleriniz düşündüğünüzde gözünüzü doldurmuyorsa yeteri kadar gerçek, yeteri kadar real bir hayal değildir. İçinizde bu yılın sonunda üç renk Ferrari sahibi olacağım diye hayal olan var mı? Evet, smart hedeften kastımız da bu. Biraz da akıllı olması lazım değil mi hedeflerimizin? Bu meslekte bunu yapabilir miyiz? Zamanla evet. Ama şu anda yapabilir miyiz? Bu yılın sonunda benim evin önünde 3 tane Ferrari olacak diye var mı? Bir Ferrari, bir Porsche. Evet, biraz smart hedefleri de konuşmamız lazım. Pekala. Peki, bütün bunları başardın. Çok güzel. Bunlar okyanus. Bir okyanusu geçtiniz. Lakin derede boğuluyoruz. Bu sektör okyanusu geçenlerden oluşuyor. 100 bin kişi var mıdır acaba Türkiye'de bu işi yapan? Emlak işi yapan. Sayıyı hiç düşündünüz mü? İzmir'deki sayıyı biliyor musunuz? Sadece Karşıyaka 9800 kişi. İzmir'deki sayı yaklaşık 30-35 bin bandında arkadaşlar. Bu tabii en son taşınmaz ticareti kanun çıkmadan önce benim geçen yıl yaptığım bir araştırmaydı. Arkadaşlar bu kişilerin hepsi okyanusu geçti. Lakin derede boğuluyoruz. İşte o derede boğulmamanın yolu yılı kurtarmaktan. Yılı kurtarmanın yolu çeyreği kurtarmaktan. Çeyreği kurtarmanın yolu ayı kurtarmaktan. Ayı kurtarmanın yolu haftayı kurtarmaktan, haftayı kurtarmanın yolu da günü kurtarmaktan geçiyor. Bunların hepsi AMP'nin içinde bütün detaylarıyla olacak. Pekala arkadaşlar, şimdi ben tek tek soracağım. AMP'den ne bekliyorsun? Neden buradasınız? Bu AMP'den beklentileriniz nedir? Kendime güveniyorum. Kendine güvenen biriyim. Burada söz alıp AMP'den beklentisini söyleyen her arkadaşımın beklentilerini isme özel yazacağım. Gülay'cığım senden bir yardım alalım. Açık mı abi? Se. Bunda deniyorum, geliyor mu diyorum. Buradan gelecek anlamayacağız. Peki. Herkesin bu AMP'deki beklentilerini yazacağım. Ve arkadaşlar AMP'nin sonunda bu sayfaya geri döneceğim. Ve diyeceğim ki beklentin karşılandı mı? Nasıl? Kendime güveniyorum. Size de güveniyorum. O yüzden beklentilerinizi yazmak istiyorum. Buyurun.
Abi isim soy isim bir arkadaşlarımıza da kendini tanıtırsan. Ben No 35 galiba. Bir dakika mikrofon açık değil. Merhaba. Şu an geldi. Merhaba. Ben No 35 gayrimenkulden Doğan Elçikoğlu. Kendi bir firmam var. Orada iki arkadaş bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu AMP'den beklentiniz ne? Bu AMP'den beklentim, ben işimi tam ve eksiksiz olarak yapmak istiyorum. Bazı eksiklerim var. Benim mesela en büyük korkulu rüyam fiz bağlamaları. Bunu iyi yapıyorum aslında ama yapmak istemiyorum. Yani sürekli kendimi erteliyorum yapmamak için. Bunun şeyini yani bunu yenmek istiyorum. Korkularımı yenmek istiyorum. Korku da değil, bilmiyorum ne olduğunu ben de bilmiyorum ama yani böyle bir eksiğim olduğunu fark ettim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yazdım. Evet. Süleyman Bey. Süleyman Keloğlu, Batı 0640. Ben de daha rahat portföy görüşmesi yapıp yetki almak istiyorum. Portföy görüşmesi ve yetki. Tamam. Yazdık. Evet. Herkese alalım arkadaşlar. Ben Mert Aygün, motivasyonumu çok daha yukarıya taşımak istiyorum. O yüzden buradayım. Motivasyonumu yukarı taşımak. Mert abiye bir artı bir yazabilir miyiz daha sonra? Mert Aygün dedi, o yüzden öyle yazalım. Artı bir Toygar. Peki. Evet. Evet. Herkesten bir artı bir koyalım ona bence. Bu çok. Tamam. O zaman ben şimdi bir paragat şurada. Bir takla. Nasıl olur? Biraz motive olur musunuz? Şöyle biraz çıkarsam. Müzik falan. Muzo'yla. Olmaz. Tamam. Peki. Evet. İshak Bey. İshak Güldere. Tüm itirazlara profesyonelce karşılamak. İtirazlarla başa çıkmak istiyorum. Tamamıyla. Tamamıyla. Evet. Tamam. Ben Günal Aens. Stakye'den. Hoş geldin. Ben, hoş bulduk. Ben de kendi kilidimi açmak istiyorum aslında. Kendi kilidini? Evet. Güzel. Yani birçok şey biliyorum ama uygulamakta evet. Kilidimi açmakta zorlanıyorum. Artı bir bana yaz abi. Levent tarikatı diyorum buna. Salon uzun aslında. Çünkü bütün bir uğultu oldu orada. Benim de, ben de açamıyorum. Ne kilitmiş? Peki. Evet. Fırat Bey. Merhaba Fırat Özgür. Kilit beni açsın bana. Ben ona bir ilave yapacağım. Kendi zihin hapishanemden tahliye olmak istiyorum. Oo. Arkadaşlar benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Abi bunu aldıralım Muzo. Muzo nerede? Zihin hapishanemden tahliye olmak. Abi 5. AMP bu. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Peki. Ama çok zor. Daha neler yapacaksınız? Daha neler geliyor? Başlangıç. Zihin hapishanemden tahliye olmak. Güzel. Fırat. Müsaade var mı? Ben bunu bundan sonraki tecrübe paylaşımlarımda, eğitimlerimde kullanabilir miyim? İsmini vererek. İnşallah tahliye olursun. Evet, alayım arkadaşlar. 3 sayfa yazabilirim. Lütfen, burası çok değerli. Özgür Çelik ben. Neredesin? Özgür Çelik ben. 10 yıllık kariyerin sonunda... CS geliyor mu? Ciddi soru. Soru değil, sadece tamam. Yorum yapacağım. Evet. 10 yıllık kariyeri geride bıraktım. Bugün ilk günüm. Ondan bir heyecanlıyım, onu belirtmek istiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Eğitime katıldım bundan önce eğitimlere. Her şeyden biraz bir şeyler biliyorum ama hiçbir şeyi tam bilmiyorum. Ben onun için buradayım. Tamamlamaya geldim. Evet. Eksik bilgilerimi tamamlama. Evet. Tamam. Peki. Eksik bilgilerimi tamamlamak. Evet. Farklı bir bakış açısı kazandım.
Bir dakika, CS özgür dedik. Farklı bakış açısı kazanma. Gökhan sen misin? Evet. Peki. Farklı bakış açısı kazanmak. Ben doktor olmalıymışım, yazıya bak. Rezalet değil mi? Gökhan Akış. Evet, daha somut. Çok soyut geliyor. Ben... Gönderi tamamlamak. Bir dakika, sırayla gidelim. Doğru ekspertiz yapalım. Mikrofon. Mikrofon. Sıra burada. Ha, tamam. O zaman sırayla gidelim. Ben her günümü en verimli şekilde planlayabilmek istiyorum. Günümü verimli planlamak. Arkadaşlar, burada misafirlerimiz de var. Kendinizi tanıtarak söz alırsanız çok sevinirim. Devam. Derya Kahraman. Benim de en önem verdiğim konu evi doğru fiyatlandırmak, doğru ekspertiz yapabilmek. Artı bir. Evet. Ben Mehmet Doğan. Türkiye Kişisel Gayrimenkulden katılıyorum. Ben MP eğitimlerinden faydalanıp yıl sonuna kadar İzmir Ciro birincisi olmak istiyorum. Bunu sağlayacağım. Tamam. Yıl sonunda Ciro şampiyonu. Kendi markanız için değil mi yoksa genel markalar için mi? Genel. Genel. Vay arkadaş biz bir daha tam onu bekliyorum. Ben evet. Sayar Hatta Gürdeyva. Batıs Fıraltıkır. Sen soy ismini söyleyene kadar ben Mehmet yazarım. Evet. Göremiyorum sana. Buradayım ben. Neredesin ha? Ben pazarlamayı daha çok, yani çipalamayı öğrenmek istiyorum. Pazarlama mı, çipalama mı? Pazarlık. 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 Pazarlık ve pazarlama mı? Çipalama, öyle dedim. Çipalamayayım mı? Peki, çipalama. Evet. Evet. Bu kadar mı? Aa, sadece bu kadar mı insanın beklentisi var? Ali Kaplan ben. Buradaki herkes bir şekilde sizin tarafınızdan ikna edildi. Buraya gelirken veya ofise gelirken. Aynı ikna kabiliyetini sadece %50'sine sahip olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok iyiydi. Senin ikna kabiliyetinin... %50'sini istiyorum. O yeter mi ya? 25'i bile yeter ama. Eyvallah. Esra Yaman ben, Mümtaz Bey. Evet. Arkadaşların tüm söylediklerinin hepsini yapabilmek istiyorum. E şıkkı diyorsun, hepsi. Hepsi. Hatta bundan sonrakilerde. Şimdi şey demeyesin, ben eğitim aldım say, ben gidiyorum. Peki. Mustafa Kaşdemir. Mustafa abi neredesin? E kaldı. Başı 0-6. Daha önce sizin dediğiniz gibi başkalarının hedefleri için başarı hikayeleri yaptım. Başarılı oldum. Şimdi kendi hikayemde başarılı olmak istiyorum. Bir 15 sene sonrasında rahat edebilmek için, çocuklarım için, sizin dediğiniz gibi hayallere ulaşmak için bunun tüm yöntemleri doğru bir şekilde doğru adımlar atabilmek. Ve bu başarıyı da oluşturmak. Tüm yöntemleri öğrenmek. Evet. Benim Çin alfabesi ben anlıyorum, rahat olun. Problem yok. En son gün bu sayfaya döneceğiz. O yüzden söyleyin arkadaşlar. Ay, eğitimin içinde söylemediğiniz bir kısım varsa çıkartayım diye soruyorum. Arkadaşlar 0640 Serdar ben. Ben bu tarz eğitimlerde kendime ait olan eksik yönlerimi keşfederek, çünkü herkesin bakış açısı, bir olaya bakış açısı birbirinden farklı olabilir. Ben kendimi keşfetmek, eksik yönlerimi keşfetmek için buradayım. Tamam. Mesela? 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 Mustafa mikrofonu sakladı. Evet. Abi mesela somutlaştıralım biraz çünkü çok yetki soyut. Yetki belgesi. Daha somut istiyorum hakikaten. Başka hiçbir şey, yani başka derken hani işlem kapatma konusunda falan bir sıkıntım yok da. Saygılar abi. Yetki belgesi.
Evet. Yetki belgesi ama daha somut. Daha somut. Merhaba Mustafa Burhan ben. Merhaba. Hemen geliyorum. Bir saniye oradan da alacağım. Evet Mustafa'cığım. Kıymetli Sefa Hanım'ın yaptığını yapmak istiyorum ben. Ar damarını çatlatmak istiyorum. Ar damarını çatlatmak istiyorsun. Ara vermemize kaç dakika var? 15 dakika var. Ben şöyle alayım ben çatlatacağım. Ar damarımı çatlatmak. Senin buraya gelmene gerek yokmuş ki. Evet, Aynu Hanım. Zoom'daki arkadaşımızdan da alalım. Siz bana tercüme edin. Ben duyamayabilirim. Tamam. İlker Hanım'dan başlayalım. İlker Hanım, sesinizi açabilirsiniz. Merhabalar. Bizler tabii ki yeni bir sürü eksiklerimiz var ama şu an en korktuğum şey satışa gideceğim ve o tabu alınırken sanki bir şeyler eksik yapacağım, bir şeyler unutacağım gibi bir endişem var. O yüzden satış sonlandırma diyorum. Tapu işlemleri ve satış sonlandırma. Teşekkürler İlker Hanım. İzzet Bey siz varsınız galiba. Evet, İzzet Özgüven İstanbul. 2023 yıl sonunda 1 milyon TL hizmet verildiğini üretmek. İzzet Bey 2023 yılı sonunda 1 milyon TL hizmet bedeli üretmek istermiş. 2023 sonunda? Evet. Bu yıl değil mi? $1 milyon diyorum o zaman abi. Yalnız eğitimden beklentiye bak abi. 1000 lira ver, $1 milyon al. İyiymiş abi. Vallahi. Peki. Evet, başka? Başka? Tanju Bey. Merhaba. Tanju Yılmaz, Bartın'dan katılıyorum. İşimi bölgemde daha profesyonel yapmak için bu ekme katıldım. Benim hedefim işimi bölgemde en doğru şekilde yapmak. İşini doğru yapmak, Tanju Bey'in hedefi. Tamam. İşini doğru yapmak ve bölge çalışması diyebilir miyiz? İşini doğru yapmak ve bölge çalışması. Evet. Tanju. Evet. Başka var mı arkadaşlar? Merhabalar. Merhaba. Bey. Kim? Osman Bey. Osman Bey buyurun. Abi, hayır demeyi, hayır demeyi sana kesinlikle öğreteceğim. Dilin kanayana kadar hayır demeyi öğreteceğim. Evet, Osman ve çetesi diyorum. Çünkü bütün ekipten buna onay geldi. Başka var mı? Alabilirim arkadaşlar. Çok doğru yer. Bir kişi iki tane de söyleyebilirim. Evet. İtiraz almak istemiyorum. O zaman sizi şöyle alalım. Ben ne derseniz yazacağım söz. Efendim Fırat. Beyin yakmayacak bir şey söyleyeceğim bu sefer. Alkışlayan, sürekli alkışlayan değil, alkışlanan olmak istiyorum. Alkışlanan tarafa geçmek istiyorum. Bunu hemen yapalım mı? Evet, Fırat'a bir alkış. Gel. Bak başardık. Ben gideyim o zaman. Evet, başka var mı? Somut, somut, somut. Mümtaz Bey, ben bu eğitimden çıktıktan sonraki 30 gün içerisinde 20 tane etki belgesi almak ve bunlardan 4 tanesini işleme çevirmek istiyorum. Bir ayda 20 yetki, 4 işlem. İkisini kiralama diyebiliriz arkadaşlar. Neden olur? Yazdım. Başka? Bundan önceki geçmişte
20-25 yıllık hayallerimi burada 4 yılda falan gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Yani öyle söyleyeyim. 4 yılda hayatımı kurtarmak istiyorum. Yani doğru mu? Ne diyebiliriz? Doğru. Peki. Lütfen artık soyut istiyorum. Soyut. Soyut mu? Somut. Ha, somut. Soyut. Süleyman Keloğlu 0640. Daha disiplinli bir çalışma tarzı. Somut oldu. Somut, soyut mu? Daha disiplinli. Evet. Tamam. Bu da somuta yakın. Teşekkür ederim. Yani ben buraya şunu öğrenmeye geldim. Diyeceğiniz her şeyi bana söyleyin lütfen. Halil Sarıkaya 0640. Ben Gaziemir'de en çok tanınan gayrimenkul danışmanı olmak istiyorum. Gaziemir'de bir numara olmak istiyorum. Kan demirin ayağını kaydırmak istiyorum. Var mı başka? Zaman ayarlamak istiyorum. Ya zamanımı ayarlayamıyorum. Zaman ayarlamak. Gerçekten ama. Onu zaman yönetimi dedikteyim ama başka. Evet. Zaman ayarlamak. Bu da var. Çok güzel. Yetişebilmek. Evet. Sayı ara. Hiç söylemeyenlerden alayım lütfen. Ben söyleyecektim. Nerede? Toyga alayım. Abi devamlı işlem yapmak istiyorum. Devamlı işlem yapmak. Parayı koyacak yer bulamazsın o zaman ya. İnşallah ya. Ne yapacak bu kadar? Sana bir tavsiyem var. Ailenden birinin adına tapu var mı? Evet. Tamam, onu bir gün kendi adına al. Abiye, oradan sana, baldıza, halaya. Şaka yapıyorum. Evet, hiç söylemeyenlerden alalım, bu bölümü geçelim. Başar Corcu, Batı 06. Başar abi neredesin? Buradayım. Yaşa. Etki çevresini daha iyi kullanabilmek, yönlendirebilmek. Ya işte budur ya. Etki çevremi daha etkin kullanmak. Bunun cevabı hem de bugün. Evet. Evet. Serdar Meriç Batı 06. Kaybettiklerimi kazanmak istiyorum tekrar. Ne kaybettiğine bağlı. 2 milyon dolar. Kaybettiğim 2 milyon doları geri kazanmam. Dolar 2'ymiş o zaman. Meriç'e bir 6 lira daha koyar mısın? Kaybedenler fırıyor. Evet. Somut. Adam rakam veriyor. Somut 2 milyon dolar. Abi 1.950 olmaz mı? Fiş fatura kesmezsin. Evet. Başka var mı? Bu kısmı geçiyorum. Veri tabanı oluşturup onu kullanabilmek istiyorum ben. Veri tabanı. Veri tabanını oluşturup yani bir veri tabanı var ama kullanamıyorum ben. Etkin olarak kullanmak. Affına sığınıyorum. İsim neydi? Doğan. Doğan abi. Evet. Son iki tane alalım. Dilimi değiştirmek istiyorum. Neyi? Dilimi, iletişimde kullandığım dilimi değiştirmek. Tamam. İletişimdeki dilimi değiştirmek. Evet, son bir tane. En bombası geliyor. Kimden geliyor? Ay çok korkuyorum. Bölgemdeki esnaflarla can ciğer kuzu sarması olması gerekiyor. Tamam. Zaten öylesin ben. Bölgemde çok sevilmek istiyorum. Evet. Bütün dolmuş şoförleri seni tanıyorum. Evet, ek kontenjan isteyen var mı? Yok, tamam. Çok güzel. Arkadaşlar, şimdi size çok güzel bir haberim var. Bir tanesi dışında tamamını bu koçluk programında, bu eğitim programında olacaksınız. O da tapu süreçlerini burada kalkıp anlatmayacağım. Hani tapuya giderken yanımızda bulması gereken evraklar eğitimi burası değil. Onun da şükürler olsun ki harika bir akademimiz var. Ve akademimiz de onların Kemal Topkaya eğitimini verecek.
Lakin onun dışında kim demişti tapu süreçleri? Tapu? İlker Hanım. Tamam. Tapu süreçleri dışında, yani tapuya kadar giden yolu ben anlatacağım. O gün başınızın çarenize nasıl bakacağınızı Kemal Tokkaya anlatacak. Onun dışında size söz veriyorum, bu iki haftada bu sorularınızın hepsine cevap alacaksınız. Lakin yaparsanız, uygularsanız, nasıl uygulayacağınızı anlatacağım, öğreteceğim. Burada bu sahnede sayısız doğaçlama yapacağız. Sayısız roleplay yapacağız. Sayısız satış canlandıracağız. Burada bu sahnede kah fizbo araması yapacağız. Kah portföy görüşmesi yapacağız. Kah pazarlama faaliyetlerini yürüteceğiz. Kah pazarlık yapacağız. Güzel görünüyor mu? Kahvelerin içi boş arkadaşlar. Dekor olsun. Peki. Bu beklentilerinizin tamamı gerçekleşecek. Peki, hayatında neyi değiştirmek istersin? Sektörle ilgili bunlar ve aslında soyut veriler de geldi değil mi? Hayatınızda değiştirmek istediğiniz birçok şeyler. Neyi öğrenmek istersenin soruları da geldi. Neyi farklı yapmak istersin değil mi? Bunların hepsine cevap aslında verdiniz. Pekala, süre ne? 5 dakikamız var. Güzel. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımıza bireysel özel koçlukta da anlattığım sektörde iki büyük hastalık var. İki büyük hastalık var. Bilenler bir söyleyebilir mi? Benden hep duyuyorsunuz. Ben oldum. Erteleme. Ben oldum. Erteleme. Başlayamama. Ve sürdürememek. Bu sektöre girenlerin %95'i başlayabilme hastalığına yakalanıyor. Tamam. Sigara içenler bile kaldırabilir mi? Tamam. Bugün ayın 29'u diyelim. Bugün 29 Mart diyelim. Sigarayı bugün bırakabilir misin? Sigara dediğin ne zaman bırakılır? Birinde değil mi? 29'unda sigara mı bırakılır? Peki bugün tarih 29 Aralık diyelim. Alkol alanlar bile kaldırabilir mi? Tamam mı? Alkol almayan var mı? Aa, Necati çok şaşırdım. Peki, alkol alanlara soruyorum. Bugün evet. 29 Aralık. Arkadaşlar, alkolü bırakmaya var mısınız? Hayır. Neden? Yılbaşı var. Çünkü yılbaşı var değil mi? 2 gün sonra. Sanki seneye yapmış gibi. Sanki bir daha yılbaşı gelmeyecekmiş gibi. Peki, buradaki herkese soruyorum. Evet, telefon kullanmak yasak dedik. Dayanamıyor, aynadan bakıyor kendine. Süslü Melisa. Kurban olurum aynen. Peki. Arkadaşlar, yemek yemeyi seven var mı? Peki. Kurban Bayramı arefesindeyiz. Soruyorum. Diyete başlayalım mı? Hayır. Neden? Kavurma yiyeceğiz değil mi? Diyet dediğin ne zaman başlar? Hiçbir zaman başlamaz. Pazartesi başlar. Benim diyetim çok şişmanken acıkana kadardı. Yani acıkana kadar diyet yapıyorum, acıkınca bitiyor. Defalarca kez diyetisyene gittim. Defalarca kez, çok şişmanken. 176 kiloyu görmüş birisiyim. Bilmeyen sanırım yoktur. Ve bir gün Serena Polikliniği var Alsancak'ta, Kıbrıs Şehitleri'nin orada. Belki bilen vardır. Orada bir diyetisyen doktor var, Müge Hanım. Bir gün ben onu ziyarete gittim. Yani parasını da ödememe rağmen sekreteri bana dedi ki, Müge Hanım artık sizi kabul etmiyor. Dedim ki neden? Kabul etmiyor, kendisine sorarsınız dedi. Müsait mi dedim, değil dedi. Bizim askeriye ile ilgili anlattığımız en büyük yalan vurdum tekmeyi girdimdir yani. Hiçbirimiz öyle bir şey yani yapamamışızdır ama hep öyle anlatırız. Tekmeyi vurmadım ama odaya daldım. Dedim ki, ya arkadaş ben senin paranı da ödüyorum. Neden benimle çalışmak istemiyorsun? Sen benim başarı oranımı düşürüyorsun dedim. Ne alaka dedim. Günün 25. saatini bekliyorsun dedi. Haftayı 8 gün zannediyorsun. Ayı 32 gün zannediyorsun. Yıl 368 gün değil. 13. ay gelmeyecek. Senin başlayabilme hastalığın var dedi. Bu sektörde de çok büyük bir hastalık başlayabilme hastalığı. Herkes bir şeyden sonra başlayacak. Şu anda
şu EMB bitsin öyle başlarım diyen bile vardır içinizde. Eminim. Şu EMB bir bitsin bakalım 15 gün dinleyelim şu herifi bakalım ne anlatıyor. Değil mi? Bir memlekete gideyim geleyim de. Timo, Halil. Seni gösteriyorlar arkadan. Bir memlekete gideyim geleyim. Şu çocuk bir doğsun da. Ondan sonra başlarız. Ya da okullar açılsın, çocuk okula gidebilsin de ondan sonra başlarız. Başka başlayabilme hastalıklarınızı sayar mısınız? Sayın bana. Geçen gün birinden bir şey duydum. O arkadaş şu an burada. Onun yüzüne bakmamak için böyle anlatayım. Arabayı değiştireyim başlıyorum söz dedi. Kayseri'den mi geldi arkadaş? Hayır. Onlar da zaten bir değişik. Arkadaşlar başlayamıyoruz. Şu okul bitsin, şu okul başlasın, şöyle olsun. Geçen bir arkadaş daha dedi ki taşınmaz ticaret yetki belgem çıksın başlıyorum dedi. Ya o zaten çıkıyor, kendi kendine çıkan bir şey yani. Senin bir şey yapmana gerek yok. Bütün evraklarını almış, çok teşekkür ederim. Ve başlayamıyoruz. Arkadaşlar, sektörün, rahat olun yalnız değilsiniz, bu sektöre girenlerin %90'ı veya bu sektördekilerin %90'ı, bazen de 95'i bile olabilir, başlayamıyor. O yüzden neden bu sektöre girdiğinizi her gün hatırlayarak başlayabilmeniz lazım. İkinci büyük hastalığa tam çeyrek kala, ona çeyrek kala, yani burada ben sahnede merhaba diyecek şekilde sizi bekliyorum. Çok teşekkürler. Muzo. Geceyi yerden 300 metre yüksekteki bu yarım metrelik girintide uyumaya çalışarak geçirdiğinizi bir hayal etsenize. Tırmanış rotası boyunca bu dağcıların ne gibi teknikleri kullanarak tırmandıklarını görebiliyorsunuz. Mesela vücutlarını iki kayanın arasına sıkıştırıp tırmandıkları bölümler var. Yorulunca incecik kayaların üstüne uzanıp dinleniyorlar. Parmaklarıyla küçücük çatlakları bulup onlara tutunarak yükseliyorlar. Yükselmenin mümkün olmadığı noktalarda gözle görülmesi bile çok zor olan küçük deliklere tutunarak yana ya da aşağıya doğru kıvrılıyorlar. Bazen kocaman kayaların altında yollarını bulmaya çalışıyorlar. Tüm vücut ağırlıklarını parmak uçlarında taşıyorlar. Ve bu bazı durumlarda o kadar acı verici oluyor ki çığlık atmadan duramıyorlar. Peki ya oralara tutunamazlarsa ne oluyor? Gözleri bir anda kararırsa, dengeleri kaybolursa. Cevap çok basit. Yer çekimi. Düşüyorlar. Neyse ki tırmanış ekipmanları konusunda özellikle son yarım yüzyılda çok büyük gelişmeler kaydedildi. Bu tırmanışları yapan kişiler de büyük oranda o duvarlara, taşlara çaktıkları çivilere ve kendilerini bağladıkları halatlara hayatlarını emanet ediyorlar. Bazıları hariç. Az önce size gösterdiğim Google Maps sokak görünümünün aşağıda verdiğim linkine tıklarsanız kırmızı tişörtlü birinin ensesini göreceksiniz. O kişinin adı Alex Hunt. Kendisi hiçbir yardımcı ya da ekipman olmadan çivisiz, ipsiz, kasksız, sadece çıplak ellerini kullanarak El Capitan'a tırmanan dünyadaki ilk ve tek kişi. Bu tür tırmanışlara free solo adı veriliyor ve dünyanın en tehlikeli işlerinden biri kabul ediliyor. Kafasına bağladığı bir kameradan başka bir ekipman taşımayan şu free solo tırmanışına bir bakın. Bizler için seyretmesi bile çok zor olan bu iş o kadar tehlikeli ki tırmanış yapan profesyonellerin bile sadece %1'i böyle bir şey denemeye cesaret edebiliyor. Alex bugüne kadar 1000'den fazla free solo tırmanış yapmış. Her tırmanıştan sonra dönüp dolaşıp El Capitan'a gelmiş. Ve her seferinde El Capitan onun bile gözünü korkutmuş. Nasıl korkutmasın ki? Dağcılar için dünyanın en etkileyici kayası bu. 100 milyon yıl önce oluştuğu sanılıyor. Tamamen yekpare granitten bir kaya formasyonu. Yeryüzünde bulunan en büyük granit kütlesi. O yüzden ona şef ya da kaptan anlamında El Capitan demişler.
Bugün sizlere anlatmaya başladığım hikaye sadece korkularına meydan okuyarak imkansızı başaran bu dağcıların hikayesi değil aslında. Onların aşmak için gözüne kestirdiği bu dağın hikayesi. Çünkü hepimizin hayatında böyle aşılması çok zor gibi gözüken dağlar var. Karşımıza çıkan engeller. Bu dağcıların hayatına ve o problemleri aşmak için kullandıkları tekniklere bakarak biz de kendi hayatımızın, kendi yolumuzun engellerini aşmayı başarabiliriz belki. El Capitan'a ilk kez 1958'de tırmanılabildiğini söylemiştim. O zaman ne kadar sürmüş biliyor musunuz oraya tırmanmak? 47 gün. 914 metre yükseklikteki bu yere 47 günde tırmanabilmişler. Alex Honnold aynı yeri 3 Haziran 2017'de 3 saat 57 dakikada tırmanmayı başarabildi, üstelik aletsiz olarak. Bunu sadece korkusuz ya da çok yetenekli olduğu için değil, geçmişte aynı engeli aşmaya çalışanların tecrübelerini çok iyi analiz edebildiği için de başardı. Kendisini bu tırmanış hikayesini anlatan ve geçtiğimiz günlerde en iyi belgesel Oscar'ını kazanan belgeselde 2009'dan 2017'ye kadar tam 8 yıl boyunca her yıl oraya free solo tırmanış yapma hayaliyle geldiğini anlatıyor. Ve her seferinde gözü korkuyor ve belki de bizim neslimiz bu iş için henüz hazır değil diye düşünerek vazgeçiyor. I think this is the year that I'm going to solo El Cap. And then I would drive in Yosemite, look up at the wall and think, no freaking way. It's too big and too scary. Belki de bizim tecrübelerimizin de eklenerek gelecek nesillere aktarılması gerekecek ve ancak onlar bu birikimleri kullanarak böyle bir engeli aşabilecekler. Demek ki karşılaştığımız engelleri aşmaya çalışırken daha önce aynı engelleri aşmaya çalışanların, aşabilenlerin ve aşamayanların hikayesini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü onların bu tecrübeleri aslında bir çeşit harita. İşte Alex de eğer bu dağa tırmanacaksam çok iyi bir haritaya ihtiyacım var diyor. Bu harita sadece böyle basılı bir yol haritası değil. Daha çok büyük bir engeli aşmadan önce zihinlerimizde oluşturmamız gereken bir harita. En zorlu kısımlar nerede? Bu kısımlar daha önce nasıl aşılmış? Eğer bu tür sorular üzerinde yeterince düşünürseniz o iş hakkında bir strateji oluşturmuş oluyorsunuz. Alex bu en büyük hayali olan El Capitan'a free solo tırmanış yapabilmek, yani tek başına tırmanabilmek için bile başkalarına ihtiyaç duyuyor. Bu zorlu tırmanışa hazırlanırken oraya defalarca tırmanmış usta dağcılarla birlikte çalışıyor. Bir engeli aşmaya çalışırken, bir problemi çözerken başkalarıyla işbirliği yapmaktan çekinmemek lazım. Evet, herkesin kendine göre bir yolu ve dolayısıyla o yol üzerinde kendi karşılaşacağı engeller var. Ama bu engelleri küçük takımlar oluşturarak aşmaya çalışmak, eskilerin deyimiyle imece yapmak herkesin işini kolaylaştırır. Alex'in gençken idolü olan bu dağcı şimdilerde ona yardımcı oluyor. 20 yıldır oraya neredeyse her rotadan ve her teknikle tırmanmış ama free solo yapmaya hiç cesaret edememiş. İşin zorluğunu şöyle tarif ediyor. Olimpiyatlara katıldığınızı düşünün. Tek şansınız var ve altın madalya kazanmak zorundasınız. Eğer kazanamazsanız ölüyorsunuz. El Capitan'ın yüksekliğini, bu engelin büyüklüğünü bir kıyaslama yaparak anlamaya çalışabiliriz. Türkiye'nin en yüksek binası Skyline İstanbul 285 metre yükseklikte. Eyfel Kulesi ise 324 metre. Bunların neredeyse 3 katı olan El Capitan, dünyanın en yüksek binası Burj Halifa'dan bile daha yüksek. İşte Alex'in hiçbir alet kullanmadan tırmanmayı hayal ettiği yükseklik böyle bir şey. Şu anda hayat yolunda takıldığınız, gözünüzü korkutan bir engel varsa, hazırlık yaptığınız bir sınav, başlatmak üzere olduğunuz bir girişim, lütfen siz de bunu aklınızda El Capitan'la kıyaslayın. Derler ki bazıları için hayattaki en büyük korku ölümden sonra bir topluluk karşısında konuşmak korkusudur. Benim kişisel El Capitan'larımdan bir tanesi de buydu. Bir topluluğun karşısına çıktığımda sanki çok yüksek bir yamacın kıyısına gelmiş gibi nefesim kesilir, ellerim terlemeye başlardı. Peki bunu aşabilmek için ne yaptım biliyor musunuz? Ben de tıpkı Alex gibi o işi yapmaya girişmeden önce zihnimde bütün olasılıkları, bütün konuşmayı başından sonuna canlandırmaya çalışırdım. Yani bir çeşit zihin haritası oluşturuldu. En kötü olasılık ne olabilir ki, ucunda ölüm yok sonunda diye düşünürdüm.
her eksiğini aşmaya çalıştığı engelin ucunda neredeyse mutlak bir ölüm var. Ama anlaşılan o da küçükken topluluk karşısında konuşmaktan çok çekinirken, yıllar boyu yaptığı bu zihinsel hazırlıkları onun sadece iyi bir tırmanıcı olmasına değil, aynı zamanda iyi bir konuşmacı olmasına da yardımcı olmuş. I work to cultivate that mindset through visualization, which basically just means imagining the entire experience of soloing the wall. Partially that was to help me remember all the holds, but mostly visualization was about feeling the texture of each hold in my hand and imagining the sensation of my leg reaching out and placing my foot just so. Tabii ki sadece zihinde yapılan bir hazırlık yeterli değil. Önümüzdeki engelleri aşmak için fiziksel olarak da hazırlık yapmamız gerekiyor. Diyelim ki karşınızdaki engelle ilgili çok ayrıntılı bir zihinsel haritayı oluşturdunuz. Probleminizin en stratejik noktalarını belirlediniz. Bu noktaları aşabilmek için fiziksel olarak da bir hazırlık yapmak gerekiyor. Topluluk karşısında konuşmak mı istiyorsunuz? Defalarca prova yapmalısınız. Gireceğiniz bir sınavda başarılı mı olmak istiyorsunuz? Zayıf olduğunuzu düşündüğünüz noktaların üzerine gitmelisiniz. Alex, El Capitan'ın Master of Wit ve Hollow Flake gibi bazı yerlerini 10 kez, Enduro köşesi gibi bazı yerlerini 40 kez tırmanmış hazırlık yapabilmek için. Önce bu zor olan noktalara aletli olarak geçmeyi denemiş. Tırmanış rotasının stratejik olarak en zor yerinde bir boulder, kaya problemi var. Burada tek bir parmakla tutunmak zorunda olduğunuz bir yerden karşı duvara geçmeniz gerekiyor. Bunun için de ya atlamak ya da karate tekmesi denilen bir hamle yapmak gerekiyor. An edge, smaller than the width of a pencil, but facing downward, that I had to press up into with my thumb. İşte sadece bu stratejik noktayı probleminin bölümlere ayırdığı parçalarından sadece o kısmını aşabilmek için tam 60 farklı kez tırmanıp orada egzersiz yapmış. Kendini hazırlamış. A maneuver that required a high degree of precision and flexibility. Enough so that I've been doing a nightly stretching routine for a full year ahead of time to make sure that I can comfortably make the reach with my leg. Vücudunun tüm hareketlerini bir dansçının koreografisi gibi programlamış. Buradan çıkartacağımız ders hiç de orijinal değil. Çok klişe. Çünkü doğru. Evet. Engelleri aşmak, problemleri çözmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak Alex'in söylediği bir şey beni çok etkiledi. Herkes mutlu ve rahat olabilir. Ama mutlu ve rahat olarak dünyada iyi bir şey yapılamaz. Mutlu ve rahat olduğu için büyük bir şey başaran kimse yoktur. Evet, bazılarına rahat batıyor. Onları konfor alanından çıkartıyor. Tüm zihinsel ve fiziksel enerjisini tek bir problemi çözmek için harcıyor. Sanki tüm hayatı buna bağlıymışçasına bütün konsantrasyonunu tek bir işe veriyor. Adeta tüm varlığıyla o hedefe kilitleniyor. Peki neden? Neden bazı insanlar böylesine meydan okumalara girişiyor? Alex'e göre bunun cevabı kendisinin çok korkusuz birisi olması değil. Çünkü o da korkuyor. Çok yetenekli olması da değil. Onun kadar yetenekli pek çok dağcı olduğunu düşünüyor. Ona göre kendisinin en büyük farkı bunu yapmayı çok istemesi. Herkesten daha çok. Şu anı hayatının en tatmin edici anı olarak tarif ediyor. Çünkü hayatında en çok istediği şeyi nihayet gerçekleştirmek üzere. Evet, Alex'ten ve ona benzer başka tırmanıcılardan, dağcılardan engelleri aşma, problemleri çözme konusunda pek çok şey öğrenebiliriz. Sabretmek, zihnen hazırlanmak, defalarca prova etmek, harekete geçmek, arkaya bakmamak gibi tüm bu özellikler içerisinde en önemlisi o engeli aşmayı gerçekten çok istemek. Herkesten daha çok istemek. Eğer içinizdeki isteği karşınızdaki engelden daha büyük hale getirebilirseniz onu aşmak kolaylaşıyor. Bu hayatta hepimizin bir isteği, büyük bir isteği, El Capitan'dan bile büyük bir isteği olabilir. O isteği bulduğunuz anda hayatınızın kaptanı haline getirin. Yeter. Teşekkür ediyorum. Işıkları açabiliriz. Çok sağ olun. Çok özür diliyorum. Thank you.
Evet arkadaşlar, yeniden merhabalar. Benim çok sevdiğim bir videodur. El Capitan. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşündürdü size? Ne kadar çok El Capitan'ımız var değil mi? Peki aşmak için Alex Honnold'un milyonda biri kadar uğraşıyor muyuz? Evet, engeller, engeller aşılmak için. Peki biz bu engellerin arkasına saklanıyoruz. Peki aşmak için ne yapıyoruz? Başlayabilmekte kalmıştık ve sektörün %90'ı başlayamıyor. Peki başlayabilen %10 değil mi? Peki bu başlayabilen %10, yani her 100 kişinin 10 tanesi başlamayı başarıyor. Peki bu %10'un %90'ının yakalandığı hastalık ne? O da devamlı yapmak. Yani istikrarlı yapmak. Taşı delen suyun kuvveti değil. Taşı delen suyun ona devamlı olarak çarpması. Sürekliliği. Arkadaşlar %90'ı başlayamıyor. Kalan %10'un %90'ı da devamlı yapmıyor. Haliyle %1, %2, yüzde maksimum 3 artı KDV'si bu işi başarıyor. Doğru mu? Sürdürülebilir başarı. Bazı ofislerin de mottosu hatta, değil mi? Mottomuz sürdürülebilir başarı. Peki bu sadece lafta mı arkadaşlar? Yoksa özünde de böyle mi olmalıyız? Bir şeyi ne kadar istikrarlı yaparsanız o şeyin ustası oluyorsunuz. Her ne olursa olsun. Doğru mu? Şu anda beni sol kolumdan şuraya assanız, sağ ayağımdan da şuraya beni bağlasanız, ben sizinle portföy görüşmesi roleplay yapabilirim. Sebebi binlerce kez yapmamdan kaynaklı. Kelimelerim o kadar belli ki, cümlelerim o kadar belli ki, ne itiraza ne diyeceğim o kadar belli ki, ofiste defalarca kez eğitimde hep aynı itiraz karşılamaları yaşadık. Peki uygulamalı şekilde portföy görüşmelerinde de aynı itirazları mı karşıladım? Aynı şekilde mi karşıladım? Aynı şekilde değil mi? Sizden tek beklentim vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Sizi bu yoldan alıkoyacak çok çok etken olacak. Şu sol melek var ya, sol melek. Çok fena, çok yaman bir şey. Ondan uzak durun arkadaşlar. Onu dinlemeyin. Ve asla vazgeçmeyin. Tam 3 ay boyunca AMP'den sonra 3 ay boyunca yapmak zorunda olduklarınızı her gün eksiksiz yapın. Ve bir kere bile vazgeçmeyin. 87. gün bile bir tane bile portföy alamamış dahi olsanız 88.'den vazgeçmeyin. Ve bakın, görün, sonuç muhteşem olacak. Bu kısma AMP'nin içinde bir modül var. Orada tekrar döneceğim. O yüzden bu kısmı hızlandırabilirim. Evet, size söz veriyorum arkadaşlar. Eğer nedenlerinizi unutmazsanız, herkes şu anda lütfen bu sektöre niye girdiğini bir düşünsün. Eğer bu nedenleri unutmazsanız, size tavsiyem evinizde, ofisinizde, arabanızda en gözle görülür yere nedenlerinizi yazın. Onu her gün görün. Benim nedenlerim evde dişimi fırçaladığım yerde. Evet, o çamaşır makinesinin üstünde neler vardır değil mi? Benim nedenlerim yazılı. Her sabah göreyim diye. Bu sektöre neden girdiğimle ilgili madde madde 12 madde. Ve ben onları her sabah okuyorum. Saat 6 sularında her gün nedenlerimi okuyorum. Lütfen onları unutmayın. Peki. Hayallerini unutmazsan, bu da çok değerli değil mi? Aslında nedenin sonucu hayal mi? O nedenlerin bir sonucu değil mi hayal? Onları da unutmazsan, peki yap dediklerimi, burada bencil bir kelime kurmak istemiyorum, sektörün size yap dediklerini, hatta AMP'nin yap dediklerini, her gün yap dediklerini yaparsan ve asla vazgeçmezsen, asla. Askere sormuşlar, esas duruşu ne bozar? Cevap ne biliyor musunuz? Ölüm veya aksi bir komut. Askerliğini yapan bilir. Değil mi? Doğru mu esas duruş? Eski komutanlar. Doğru mu?
Ölüm veya aksi bir komut. Evet, benim hayallerime giden yolda beni de ölümüm ya da aksi bir komut. Ama kimden gelecek komut? Sadece Allah'tan. Başka kimsenin komutu beni durduramaz. Başaracaksınız arkadaşlar. Başaranlardan olacaksınız. İşte o başlayabilen %10'dan olursanız, başlayabilen %10'un da devamlı yapabilen %1'inden olursanız başarabileceksiniz. Şu an buradaki ve Zoom'daki yaklaşık 68-70 kişiyiz. Bu kadar kişi içinde bile inşallah herkes başlayabilir ve devamlı yapar ama belli bir kısmı çok başarılı olacak. Az önce bir arkadaşım çok değerli bir şey söyledi. Alkışlayan değil, alkışlanan olmak istiyor. Evet, alkışlayan sayısı hep daha fazla değil mi dünya? Alkışlanan tek, birkaç tane ama alkışlayan sayısı çok fazla. Evet, söz veriyorum ki başaracaksınız. Peki, devamlı olarak cep telefonlarımıza her gün bir uygulama indiriyoruz değil mi? Yeni bir telefon satın alıyoruz. Yeni bir tablet satın alıyoruz. Yeni bir bilgisayar, MacBook satın alıyoruz. Ve oraya devamlı bir sürü uygulama indiriyoruz. Ya da bir sürü uygulamayı güncelliyoruz. Doğru mu? En son hangi uygulamaları indirdiniz telefonunuza? Bir alayım, duyayım. Ne? Duyayım. Canva. Canva'yı indirdin. Güzel. Telefona indirdin. Ne indirdiniz? İş Bankası'nın uygulamasını indirdiniz. Allah bereket versin. Fizbot. Güzel. Evet, kollar ben kırıların ücretsiz kullanma hakkı olan Fizbot'u indirdiniz. Güzel. Başka? Duolingo diye bir uygulama indirdim. Ne indirdiniz? Duolingo diye bir uygulama indirdim. Duolingo ne işe yarıyor? İngilizce. Yabancı. Tamam, çok güzel. Onu indirdiniz. Başka? Kıble yön bulucu. Anladım. Eyvallah, saygı duyuyorum abi. Allah kabul etsin. Evet. Peki en son Zoom indirdiniz. Güzel. En son hangi uygulamayı güncellediniz telefonunuzda? LinkedIn'i güncelledim. Bir sürü uygulamayı güncellediniz değil mi? Hiç düşünüyor musunuz yeni uygulama güncellemesi geldi, güncellemeyeyim yani ben bunu diyor musunuz? Evet. Evet. Sonuna kadar anladım. Arabandan bekliyorum. Devamlı uygulama güncelliyoruz değil mi? Neler indiriyoruz mesela? Google Play'den neler indiriyoruz? Instagram kullanmayan? Güncellemeyen? Yok. Peki. Facebook kullanmayan? Yok. Güncellemeyen? Yok. Yeni sürümü çıktığında devamlı güncelliyoruz değil mi? Twitter kullanmayan? Vardır. Bana yasak. 2 sene kaldı. Kullanmayanlar var. Ama güncelliyoruz değil mi devamlı arkadaşlar? Peki. WhatsApp kullanmayan var mı? En son bir tribe girdim bir kesim. Değil mi? Ben WhatsApp'ı engellerim ya. Bundan sonra Telegram. Koskoca WhatsApp işi gücü bıraktı. Neyse hadi. Peki. Trendyol. Değerli hanımefendiler. Telefonunuzda uygulamaları yüklü mü? Var değil mi? Bir var. Peki güncelliyoruz değil mi? Peki sahibinden.com. Var ve devamlı güncelliyor değil mi kendini? Otomatik hatta. Hatta bazı uygulamaları uğraşmak bile istemiyoruz. Diyoruz ki bana sorma anam güncelle diyoruz değil mi? Bir daha da hatırlatma. Güncelle diyorsak güncelle. Telefonlarımıza bu talimatı veriyoruz. Değil mi? Peki YouTube, Messenger, bu neydi? Netflix. Vay nasıl biliyor yani? Netflix. En büyük düşmanımız. Peki Zoom, LinkedIn, Getir. Devamlı güncelliyoruz değil mi? Çok kullanmaya başladık değil mi Getir'de? Yeni sürümü çıksa indirecek misiniz? Evet. Asla. Haydar amca iş yapsın mahalle bakalım. Peki. Spotify. Ben Vodafone'da yöneticiyken ne satıyorduk bunu be size? Kurban olurum. Peki. Letgo. En çok Bora biliyor Letgo'yu. Adam her dakika her an Letgo'dan bir şey satabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çiçek sepeti, Vodafone, Hayat Evesi'ye devamlı güncelleniyor değil mi? Neredeyse 2 günde bir. Devlet bile bunu yapıyorsa artık ne yapacağız bilmiyorum. Turkcell, parsel sorgu, yüklü olanlar, yüklü olmayanlar, yükleyin galiba profesyonelleri. Peki, ve Google Chrome devamlı yeni sürümü geliyor değil mi? Bilgisayarlarımızda devamlı
güncelleniyor. Peki arkadaşlar, tabii Telegram. Ya sen hiç kendini güncelliyor musun? Sana soruyor diyor bak. Hiç bu soruyu kendinize sordunuz mu? Senin yeni sürümün çıkalı ne kadar oldu? Niye güncellemiyorsun? Niye onu kendine indirmiyorsun? Hiç bu açıdan baktınız mı? Yaşım geçti. Örnek veriyorum. Bora Çetiner'in yeni sürümü çıktı. Bora Sayar Hanım da çıktı. Her birinizin yeni bir sürümü çıktı. Peki, vakti zamanında indirdiniz. Güzel. Gayrimenkul danışmanı Sayyar'ı indirdik. Necati'yi indirdik. Güzel. Telefonlarımızda kullanıyoruz diyelim. Peki güncelliyor musunuz bilgileri? Evet. Çok yalancısınız. Peki. Bu ne biliyor musunuz bu? Benim arabam. Benim arabam. Bunu giydirsek. Arkadaşlar bu Mercedes Avatar. Fiyatı 12 milyon euro. Bu araba daha Türkiye'de yok. Gelince alacağım diyor Aynur Hanım inşallah. Peki. Neden kendinin yeni sürümünü indirmiyorsun? Ya da onu neden güncellemiyorsun? Neden bu kadar eskide kaldık? Evet, gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul emekçileri. Gayrimenkul danışmanlığı sahibinden.com'da ilan yayınlamak ve afiş asmanın çok ötesine geçti. Farkında mısınız? Ya da müşteriyi sadece Fizbo'da arayan, sadece Fizbo'dan müşteri arayan, bana kızmayın ne olur, kelimem bu, her yerde kullanıyorum zavallılar. Gayrimenkul danışmanlığı etki çevresini doğru yönetebilen kişilerin başarılı olduğu, her gün veri tabanına yeni kişiler ekleyen ve sistematik şekilde bunu yöneten kişilerin başarılı olduğu, evet sahibinden.com'dan da sahibinden satılık ve kiralıkların da etkin olduğu yöntemlerden bir tanesi olduğu, pazarlama faaliyetlerinin artık çok çağı yakaladığı, halen daha şu anda sanal tur uygulamasını kullanmayan gayrimenkul danışmanları, gayrimenkul danışmanlığının yeni sürümü yayınlandı. Neden 1979'da gibi davranıyorsunuz? Farklı olan fark edilir. Farklı olan fark edilir. Haziran ayında çok enteresan bir misafirimiz var. Farklı olan fark edilir. Ana misafirimiz tabii olmayacak. Ana misafirimiz olmayacak ama farklı bile olsa bir hikayesi var ve onu anlatacak. Murat Övüç bizlerle olacak arkadaşlar. Ben gelmiyorum ya. Ben ana konuğumuz değil ama bize kendi farklı marjinal hikayesini bir saat boyunca anlatacak. Peki dur uldama. Dalga dalga başlıyor şimdi. Peki neden kendi sürümünü indirmiyorsun? Ya dur Murat Övüç dağıttı. Dinleyince yapalım ortalık dağıldı. Gerçek mi değil mi diye soruyorlar. Gerçek. Abi başka insan yok mu ya? Senin hediyen var. Sen bildin evet. Hayır ben bildim ya. Hayır ilk derya bildim. Siz de ben onu tanımıyorum ya. Evet. Peki arkadaşlar. Farklı olan fark ediliyor. Farkında mısınız? Soruyorum size. Şu anda pazarlama planı 17 madde olanlar ve kaldırabilir mi? 18 madde olan. Pazarlama planı 17 madde. Tek tek anlatacağım. O çok merak ettiğiniz pazarlama planı metnini de bu toplantıda vereceğim size. Pazarlama planı 17 madde. Artık veri tabanın yoksa, artık sosyal medya kullanmıyorsan, artık teknoloji kullanmıyorsan, artık sanal tur kullanmıyorsan, artık bir alıcı datan yoksa, artık ofis network'ünü kullanmıyorsan, artık sanal tur kullanmıyorsan. Arkadaşlar size bir müjde vereyim mi? Ofisimiz hem metrekareden dolayı hem de taşınmaz ticareti kanundan dolayı metrekare olarak büyümek zorunda. Mevcut ofisimiz bulunduğu yerde kalacak ve 700 metrekarelik dev bir plazayı da Batı 0640 bünyesine katacağız. Bu da zamandan müjde.
Ve bu plazada bir stüdyo odamız olacak. Karanlık stüdyo, siyah süngerlerden oluşan bir oda. Orada müşterilerinize sanal gerçeklik gözlüğü takarak yer gösterimi yapacağız. Türkiye'de ilk defa. Şimdi biz neden teknolojiyi yakalamalıyız anlıyor musunuz? Neden teknolojiyi yakalamalıyız? Sadece bunun bir örneğini dahi göstererek ne portföyler alacaksınız biliyor musunuz? Evet, müşterinizle 12 dakikalık bir yol gitmeniz gerekecek bunu yapmak için. Yeri şehir içinde değil çünkü. Peki, şehir içinde olanları 100 bin lira çünkü kirası. Biz 25'e mi tutuyoruz? Vermeyin, peki. Evet, devam ediyoruz. Önce güven. Önce güven. Kime güven? Kendine. Çok güzel. Önce kendine. Önce kendine güveneceksin. Kendine güvenmeyen var mı? Bence vardı, üst olun ya. Ben de halen daha kendime o kadar güvenmiyorum. Bora kendine güvenmediğini itiraf ettim mesela. Süleyman abi güvenmiyor. Güvenmediğim yönlerim var. Güzel. Önce kendine. Sonra Allah'a. İnanıyorsan, inanmıyorsan saygım var. İnanan kişiler için söylüyorum. Allah'a güven. Hayallerine güven. Hayallerine güven. Ama realse, ama gerçek hayallerse. 1,5 ay sonra Porsche çekeceğim altıma. 3 milyon dolar. Çekemeyeceğim. Söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim. Gerçekse hayalin, ona inan. Peki. Ofisine inan. İslam'ın şartları gibi oldu ama. Ofise inanmak Allah, tövbe tövbe yani. Ofisine inan. Peki, yeteneklerine inan. Senin içinde nasıl bir cevher var biliyor musun? Biliyor musun? Allah sana neler vermiş, bunu biliyor musun? Bunu ortaya çıkartmak kime düşer? Sana düşer. Çok güzel. Yeteneklerine inan. Karakterine inan. Karakterine inan. Azmine inan. Çok çalışma isteğine inan ve çalışkanlığına inan. Ulucak'ta yaşıyordum. Gayrimenkul sektörüne girdiğimde Kemalpaşa Ulucak. Orayı çok seviyorum. Arabam yok. Bora biliyor. Ofisimiz Karşıyaka Bostanlı'da. Her sabah 5.15 dolmuşuna binmezsem 6.40 gece Mavişehir'de olamıyordum. Ben azmime inandım, azmime. Siz de kendi azminize inanın. O sizin içinizde arkadaşlar. Ve gücünüze inanın. Gerçekten çok güçlüsünüz. Her birimizin çok farklı yetenekleri var. Burada herkesin diğer 65 kişiden daha farklı yaptığı özellikleri var mıdır? Vardır değil mi? Herkesin muhteşem özellikleri vardır. Lütfen kendi gücünüzün farkına varın. Çok pardon. Yalan söyleme uyarısı. Kim dedi onu? Yalan söyleme uyarısı. Pekala. Peki. Hadi başlayalım. Başlayamıyoruz. Bir dakika. Çok affedersiniz. Ne hastalığı? Başlayamam hastalığı. Şimdi çıkartıp bakalım. Serdar. Ufak mı? Muzo rakı istiyorlar bak. Abi sen bunu bana bir aktifle. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kendi gücünüzün farkında mısınız? Neler yapabileceğinizi? Burada Colwell Banker Excellence Club üyesi olamayacağına inanan var mı? 2 milyon TL artı KDV hizmet bedeli, brüt. Yalan söylemeyelim ya. Şu an imkansız yani. Hadi dürüst olun. Şu an mı söylüyorsun? Bu yıl 2 milyon TL hizmet bedeline ulaşırım diyen var mı? Ulaşırım. Tek işlemden alırım ben. Sen o koyu satarsan alıyorsun zaten. Bora ben ulaşırım diyor. Tebrik ederim ya seni. Bravo. Zaten bu ay bildiğim işlemler biterse 500 bini görüyorsun bile. Arkadaşlar peki ben
ben çok doğru yollardan çok doğru şekilde ilerlersem, AMP'yi uygularsam, kendi yeni sürümümü indirirsem, bu yola bu yıl olmasa da seneye kesin ulaşırım diyenler var mı? Neredeyse tamam değil mi? Güzel. Sizi tebrik ediyorum. Peki, hazır mıyız arkadaşlar? Bir kere hata yapmaya hazır mısınız? Bakın bu sektörde başlayabilenlerin en büyük devamlı yapma hastalığındaki en büyük sıkıntıları hata korkusu. Hata yapacağım. Ya müşteri beni kovarsa? Ya bana kötü davranırsa amca? Buradan biri ne demişti? Ben portföy görüşmesi yapmak ama bir tane bile itiraz duymak istemiyorum. Melisa Hanım dedi değil mi? Sonra bir ışık böyle. Gel anam. Sana bir haberim var. Bu sektörde bildiğin en başarılı adam kim? Veya hanımefendi. Gökhan Bey itiraz almıyor mudur? Bakın az önce bir arkadaşımız geldi ve bir projeden bahsetti ve onunla Gökhan Bey görüşmüş. Neredesin? Doğru mu? Ve portföy alınamamış. Gökhan Bey itiraz almıyor mu zannediyoruz? O da itirazlarla başa çıkıyor. O hata yapmıyor mu zannediyoruz? Arkadaşlar hatasız kurulmaz. O yüzden bundan bir kere hazır olacaksınız. Çok severim Semih Çerçi'yi. Her eğitimde, her sunumumda anlatırım. Bir gün rota ofisteyim ve akşamüstü saatlerinde canım gerçekten çok sıkkın. Çok kötü bir portföy görüşmesi geçirmiştim. Ve gerçekten canım sıkkındı. Yani bana hakaret etmişti bir hanımefendi. Ve canım çok sıkkındı. Ofisteydim ve Semih Çerçi, kulakları çınlasın, bana dedi ki, Mümtaz dedi, cebinde 300 lira var mı? Var abi dedim. Alsancak'a gidiyorsun. Orada bir mekana oturuyorsun. Rakı söylüyorsun. Kalamar söylüyorsun. Karides söylüyorsun. Ve bugün yaptığın bu hatayı, çünkü benim hatamdan dolayı olmamıştı, kutla demişti. Kutla. Her gün yaptığınız hataları kutlayın. Ben bu sektöre girdiğimden önce de bunu yapıyordum. Her akşam 40 dakikalık bir Z raporum var. Her gün ben hala 20 dakika o gün yaptığım hataları yazıyorum. Ben bugün şu hataları yaptım. Yazacak bir şey bulamasam da bardak alıyorum, kırıyorum, gene de yazıyorum. Yazacak bir şey bulmak için. Psikopat büyüyle çalışıyoruz deyip burası boşalıyormuş. Haliyle bugün yaptığım hata ise tatatata başlıyormuş. 20 dakikada neyi daha iyi yaparım? Ne daha iyi olmalıyı? Her gün 40 dakika yazıyorum. Ve bunların hepsi benim bilgisayarımda tarih Word dosyada yazılı arkadaşlar. O yüzden hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmadan, düşmeden bisiklet sürebildim diyen var mı içinizde? Hiç düşmeden. Kayak yapmayı bilen, ben hiç yapmadım. Bilmiyorum. Kayak. Şu ekibin zenginlerini soruyorum. Kayak yapmayı bilenler. Abi kaç kere düştün o poponun üstüne? Çok düştün değil mi? Geçen Asaf abiyle konuşuyoruz. Adam çok deli gibi snowboard yapıyor. Ve snowboard yaparken bayağı canlı yayın yapıyor. O kadar iyi. Kaç kere düşmüş biliyor musunuz? O kadar fazla düştüm ki diyor. Yani kayaktan dönerken, araba kullanırken bir sol löbün üstüne oturuyordum, bir sağ löbün üstüne diye anlıyor. O kadar canı yanmış. Benim hep izlettiğim, hatta bu AMP'nin görsellerinde de bir Melih Mahmutoğlu videosu var. Melih Mahmutoğlu tek seferde 81 üçlük atan muhteşem bir Türk basketbolcusu. İlk şutunu çembere dahi değdiremediğini biliyorsunuz değil mi? Tahmin ediyorsunuz. Üçlük atmak kolay mı? Yaklaşık buradan Fırat kadar mesafe, doğru mu? Üçlük mesafesi. Ve bunu 81'de 81 gibi muhteşem bir oranda atıyor. Hatta o videonun bir görselini kullanmıştım AMP'ye başlarken. Hata yapmaktan korkmayın. Benim yapmak ve yapabilmek eğitimimde var. Melih Mahmutoğlu şu ana kadar hayatında 1,5 milyon kere üçlük attı biliyor musunuz?
en basit günde yaptığı idmanı, idmanda attığı şut sayısını, maçlarda attığı şut sayısını hesaplarsak, basketbola başladığı günden bugüne kadar 1,5 milyon kere üçlük atmış. Şimdi ben mi atayım 81 tane üçlüğü, o mu? Değil mi? Onun çok daha başarılı olmasından daha normal bir şey olamaz. O yüzden hata yapmaktan lütfen korkmayın. Hatalarımız bizim nişanımız. Ben her gün hatalarımla nişanlanıyorum. Gerçi ben sıklıkla nişanlanıyorum da. Hatalarınızla nişanlanın. Onları sevin. Onlar ki sizi başarıya götürecek olan en iyi dostlarınız. Düşünün, etrafınızda 70 tane adam var. İçlerinde bir tanesi size her seferinde ders veriyor ve doğruyu gösteriyor. Kim o biliyor musunuz? Hatalarınız. O yüzden hata yapmaktan korkmayın. Hata yaptınız, aynı hatayı bir daha yapmamak için uğraşmayın. Bir daha yapın. Hunharca hata yapın. Korkmayın ya. Bu başlayabilmekle de alakalı. Ben portföy görüşmesinde mükemmel bir hale gelince portföy görüşmesi yapacağım. Hayır. Sakın. İki farklı bakış açısı var. Birinci abi diyor ki, ben o kıvama gelince sahaya çıkacağım. İkinci abi diyor ki, ben bu ikinci abiyi çok seviyorum, sahaya çıkmazsan o kıvama gelemeyeceksin. Bizim ofiste tecrübe paylaşımları yapılıyor. Bizim ofiste canlı yayınlar oluyor. Başarı hikayeleri anlatılıyor. Ve herkes bir şey anlatıyor. Farkında mısınız? İlk 4 ay işlem yapamadım. İlk 6 ay sıfırla geçtim. Katılıyor musunuz? Görüyor musunuz? Böyle değil mi? Şu anda arkadaşlarımız neredeyse, yani böyle giderse yılı çok rahat 1 milyonla kapatacak çok arkadaşımız var. Doğru mu? O yüzden arkadaşlar hata yapmaktan korkmuyorlar. Siz de korkmayın. Tamam? AMP boyunca çok fazla portföy görüşmesi yapacağız. Rahat olun. Bugün git öğleden sonra portföy görüşmesi yap. Yarın sabah gel bize anlat diyeceğimiz anlar olacak. Hazırlıklı olun. Sahaya çıkıp rezil olacağız, tamam? Yapabildiğimiz kadar hata yapacağız. Şimdi hata konusunda size AMP'nin ilk ödevini veriyorum. AMP'nin ilk ödevi şu. Bugün 5 tane hata yapın. Bugün 5 tane hata yapın. Ben bunu en son AMP'de anlattığımda arkadaşım biri dedi, ooo karımı aldatabilirim yani falan. Akşam yakalandığında şey diyor, Mümtaz Bey hata yaptı dedi, bilmiyorum. Kutlamışım var onu. Tabii o an kutluyor musun? Bugün hata yapın arkadaşlar. Hoş geldin. Tamam. Herkes aldı mı 5 tane hata ödevini? Sektörel olursa sevinirim. 5 tane hata. Mesela bugün AMP'ye geç kalanlar vardı. O bir hata oldu zaten. Evet, bunu bence yazabilirler. Bence bir daha yapılmaması gerekiyor, değil mi? Başka nasıl bir hata yapabilir? Yap tabii. Peki, hata yapmaya hazır mısın? Peki, yorulmaya hazır mısın? Yorulmaya. Ama çok yorulmaya. Gerçekten çok yorulmaya. Hazır mısın? Gerçekten soruyorum. Ben hazırım. Hazır mısın? Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Ana, Ölü Ozanlar Derneği'nin sonu gibi oldu. Sırayla ayağa kalkacaklar şimdi. O kitap okuyamam mı? Müthiş bir kitaptı. Ölü Ozanlar Derneği. Arkadaşlar, gerçekten yorulmaya hazır mısınız? Evet. Başarılı insanların ortak özelliği başarısız insanlardan daha fazla çalışmalarıdır. Çok net bir cümle değil mi? Çok basit, çok klişe. Ama o kadar anlamlı ki. Başarılı insanların ortak özelliği başarısız insanlardan daha çok çalışmalıyız. Haliyle başarısız insanların ortak özelliği de başarılı insanlar kadar çalışmamalarıdır. Çalışmayı da ikiye ayıracağız. Meşgul olmak, verimli olmak. Onun bir yeri var yani bir de. Çok yorulmaya var mısınız? Ben size 6.40'da başlayın deniyorum. Ama gerçekten yorulacağız. Peki, asla vazgeçmemeye hazır mısın? İnsan ömrü 80 sene. Ortalama. Değil mi? Burada ortalama yaş kaçtır? 40 var mıdır? Yoktur. Vardır. 37.
Var var, burada yaşlı abiler de var. Ortalama yaş 30 mu diyelim? Peki insan 60 yaşına kadar efektif çalışabilir mi? 50 yaşına kadar. Oradan gidelim peki. 20 sene ömrün kaldı. 20 tane yaz, 20 tane kış, 20 tane ilkbahar, 20 tane sonbahar. Ya kalan ömrünü muhteşem şekilde geçirmek için bir mevsimi feda etmeye hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Ne kadar hazırsanız o kadar alkışlayın. Teşekkürler. Harika. Peki, üzülmeye hazır mısınız? Bak bu zordur ha. Müthiş bir portföy, randevuyu da aldın, harika. Gittin, ya bütün itirazlarla baş edebiliyorsun. Bütün itirazları karşılayabiliyorsun. Ama adam kalktı karşında, dedi ki ben emlakçılarla çalışmıyorum. Ne yaptıysan kıramadın. Üzüleceksin değil mi? Üzülmeye hazır mısın? Hazırsın değil mi? Bakın Bektaş Bey'in eğitimlerinde çok sevdiğim bir kısım vardır. O da Pronet'le ilgili bir örnek. Pronet personeline ayda 2 tane satış hedefi verir. Bunu biliyor musunuz? 2 satış. Ve onlardan günde 3 görüşme yapmasını ister. 3 görüşme ayda 50'ye yakın görüşme yapar. Doğru mu? Yani 50'ye yakın görüşme yap ve 2 tane satış yap. Bunun üstünde seni başarılı kılacağım ve sana prim vereceğim der Pronet. Yani 48 tane başarısız olma, 48 tane başarısız görüşme bile şirketin umurunda değil. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani o şirkette başarılı olan birisinin 47.de dahi vazgeçmemesi lazım. 47 tane üzüntüye göğüs gelmesi lazım. Tapuda işlem döndü ya. Çok üzücü değil mi? Müşterim yetki süresini uzatmadı be. Ne kadar üzüldük. Çok üzüldük. Çok üzücü. Başka? 100 tane madde sayar mıyız burada üzülmek için? Devrem kralı şey. Ne oldu? Devrem kralı parasını alamadım. Demek ya parasını çok üzülmüş gibi anlatmıyorsun. İşte bu. Üzüldüğümüze de üzüldüm. Akşam 118.80 gibi kutlayın demiyorum. Ne güzel demişlerim beni hani. Tamam o değil. Pekala. Üzülmeye hazır mısın? Yara almaya hazır mısın? Kan revan içinde olacaksın. Hazır mısın? Sen moral vermeye mi geldin? Moral bozmaya mı geldin be arkadaş? Savaşmaya dedi birisi. Kim o? Mehmet abicim, saygılar. Savaşmaya hazır mısın? Güzel, onu da kullanabilirdim. Acı çekmeye hazır mısın? Peki mutlu olmaya hazır mısın? Ay herkes buna değil mi? Hazırız. Cem Yılmaz gibi. Hazırız. Hepimiz hazırız değil mi mutlu olmaya? Evet. Evet. Mutlu olmaya hazırım. Diğerlerine de hazır mısın? Evet. Mecburen. Peki. Başarmaya hazır mısın? En önemlisi de bu. Tamam. Asla vazgeçmediğiniz zaman başaracaksınız. AMP'nin ilk günü motivasyon. Bilginiz olsun. Hani konulara niye girmiyor ki bu ya? Bunu mu dinlemeye geldik kardeşim? Arkadaşlar bu birinci günü aşamazsak kalan 9 gün çöp. Doğru mu? Doğru mu? Bugün herkes 5 hata yapacak. Sektörel 5 hata istiyorum. Ama lütfen sektörel yalnız. Ama lütfen yarın gelip hata 1. Bu 5 hatayı yapmadım. Ödevimi yerine getirmedim olmasın. Yemez. Peki. Bir miktar sonra ara vereceğim. Geldi değil mi aramız? Geldi. Tamam. Peki. O zaman çok mu oldu geçe? 10 dakika oldu. Tamam. Arkadaşlar bu arayı 10 dakika tutsak olur mu? Olur mu? Tamam. 14 kala burada buluşuyoruz. Çok teşekkür ederim. En son nerede kalmıştık? Hiçbir başarı acı çekmeden kazanılmaz. Şimdi size birinin hikayesini anlatacağım. Pavel Polyanski diye bir adam var. Bilen var mı? Pavel Polyanski şöyle bir abi. Ünlü bir bisikletçi. Pavel Polyanski Polonyalı.
ve Fransa bisiklet turuna katılıyor. Fransa bisiklet turu biliyorsunuz ki çok meşhur, hatta bisiklet turu deyince akla ilk gelen turlardan bir tanesi değil mi Fransa bisiklet turu? Ve onu şöyle devam iyi böyle tamam. Ve onu genelde Fransızlar kazansın istiyorlar. Fransızlar çok milliyetçi bir ırk biliyorsunuz değil mi? Çok iyi İngilizce bilmelerine rağmen başka yerde İngilizce konuşmazlar. Bla bla. Çok gittiğimden biliyorum. Yani yok hiç gitmedim de böyle bir bilgim var. Ve bir Polonyalı Fransa bisiklet turuna katılıyor ve ben bu turu kazanacağım iddiasında bulunuyor basın toplantısında. Bunu araştırın ve basın toplantısında diyorlar ki sen Polonya'dan gelip Fransa bisiklet turunu kazanamazsın. 1 milyon dolar da ödül var. Ve Pavel Polyanski Fransa bisiklet turunu kazanıyor. Ondan sonra basın toplantısında Fransız basın mensuplarının yoğun eleştirisine, aşağılamasına, bunun bir tesadüf olduğuna, bunu ikinci bir kez başaramayacağına maruz kalıyor Pavel Polyanski. Ve yarıştan hemen sonra o da ben bunu bir kez daha başarırım çünkü acı çekmeyi göze aldım diyor. Arkadaşlar güneşleniyoruz yazın Çeşme'de, Bodrum'da, orada burada ve güneş bizim bedenimizi hafif yakıyor değil mi? Veya hanımlar solaryuma giriyorlar, hafif yanıyorlar. Peki çalışmaktan, pedal çevirmekten insanın kasları yanar mı? Yanar değil mi? Bunu spor yapanlar nasıl biliyor? Evet, Pavel Polyanski'nin Fransa bisiklet turundan sonraki ayaklarının hali bu. Acı çekmeden hiçbir başarı kazanılamaz. Şimdi Fransa bisiklet turunu ben mi kazanacağım, Polyanski mi kazanacak arkadaşlar? Adam basın toplantısında şortunu kaldırıyor, buraya kadar kaldırıyor ve diyor ki benim başarısız olma ihtimalim var mı diyor. Bacaklarım yanıyor diyor. Nasıl? Müthiş. Peki, hiçbir başarı acı çekmeden kazanılmaz. Gökçe burada mısın? Bu bir, balerin ayağı. O muhteşem, o kuru dansı mı ne o? Artık bütün o danslar, bütün o şovlar. Arkadaşlar, o babet miydi bu? Point'i çıkarttığı zamanki ayakların hali bu. Herkes kuğunun, kuğuların suyun üstündeki süzülüşüyle ilgileniyor değil mi? Ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Isılca gidiyor böyle. Muhteşem, bembeyaz. O alttaki çırpınışları kimse görmez. O altta az bir şey böyle bir metre ilerleyebilmek için altta nasıl bir çırpınma var onu kimse görmez. Ve hiçbir başarı acı çekmeden kazanılmaz arkadaşlar. Acı çekmezseniz başaramazsınız. Bana diyorlar ki mide ameliyatı olmuşsun, kilo vermen çok kolay. Onu gelin bir de bana sorun. 3 ay boyunca elma suyuyla beslenmeyi kaç kişi göze alabilir? Yemek yok. Su, elma suyu. Başka hiçbir şey yok. Elma suyuna toz vitaminler atarak vücudun gıda ihtiyacı karşılanıyor. Öyle kolay bir karar değil. Mideni aldırıyorsun. Midenin %90'ını alıyorlar. Kibrit çöpü kadar bir mide kalıyor. Ve %33 ölüm riskini alıyorum diye bir evrak imzalattırıyorlar. Ve gerçekten ciddi bir acı. Peki, hiçbir başarı acı çekmeden kazanılmaz arkadaşlar. Her sabah bilfiil 06.40'da ben işimin başında oldum. Uzmanlık bölgemse uzmanlık bölgem, broker olduktan sonra da ofis. Ofiste olmasam da bilgisayar başında hazırım. Her sabah 06.40'da bir fiil. Böyle 6.40 lakabımız 6.40'da kalkıyorsun diye bile efsane oluyor ya. 6.40'da ben işimin başındayım. Bu sabah 4.50'de uyandım. Şimdi bunu şöyle özetleyebilirim. Vodafone'da çalışıyordum. Ve orada bizim mesailerimiz 7.30'da başlıyordu. Şimdi Kandemir'in evinin orada. Vodafone genel merkez var. 7.30'da başlıyor mesai. Ve ben 6.50'de, 6.55'de orada oluyordum. Ve ben gittiğimde satış müdürüm orada oluyordu.
Can Dalkılıç tanıyanlar bilir. Aynı zamanda bizim Bazı Şeyler Tiyatrosu genel sanat yönetmenimiz. Orada oluyordu. Can Hoca'yı tanıyorsunuz. Çay kahve sorumlusu ve güvenlik orada oluyordu. Ben günaydın diyordum o saatte. Yani 6.40, 6.50'de günaydın diyordum. Bana günaydın diyorlardı ve işimin başına geçiyordum. Kahvaltıya başlıyordum falan filan. Şimdi kendi işimin sahibiyim. Gayrimenkul danışmanıyım. 6.40'da günaydın diyorum, deli diyorlar. Başkasının hayalleri için yaparken hiçbir şey yok. Sadece günaydın. Kendin için yaptığında deli diyorlar. O yüzden arkadaşlar, hiçbir başarı acı çekmeden kazanılmaz. Bunun ülkemizdeki, dünyadaki en büyük örneğinin karşısında ceketimi ilikliyorum. Gazi Mustafa Kemal Amasya Kongresi'nden sonra Erzurum'a geçerken arabası bozuluyor. Bu hikayeyi bilen vardır. Arabası bozuluyor ve gitmesi de gerekli. Saatle yarışıyorlar ve at arabası getiriliyor 4-5 tane. Ve at arabasına biniyor. Yanında tabii kadim dostu Salih Bozok var. Ve seyis, yani atı kullanan, ona seyis mi deniyordu? Atı kullanan diyor ki, Ehpe Paşa diyor. Bu Salih Bozok'un hatıralarını anlattığı kitapta var. Ehpe Paşa diyor. Yakarlar seni. Öldürürler seni. Orduya geri dön. Bak istifa etmişsin. Padişaha baş kaldırmışsın. Memleket yangın yeri. Güneyde girmiş Fransız, batıda girmiş Yunan, doğuda girmiş Ermeni. İtalyanlar, İngilizler ülkeyi işgal etmişler. Sen tek başına bu ülkeyi mi kurtaracaksın? Bence geri dön, teslim ol ve hayatını kurtar diyor. Gazi Mustafa Kemal de Salih Bozok'a dönüyor, diyor ki, işte Salih, işim ne kadar zor görüyor musun diyor. Bu kişilerden bir düzenli ordu yaratacağım diyor. Ve o seyis Maraş olaylarında şehit oluyor. Yani o da inanmış. O da düzenli orduya katılmış. Mustafa Kemal Atatürk bile vazgeçmemiş. Bize ne oluyor ya? Ya biz kimiz? Biz neyiz? Bir tane FİSBO görüşmesi kötü geçecek, benim moralim bozulacak. Bir tane portföy görüşmesinde portföyü alamayacağım ve benim moralim bozulacak. Ben kendime böyle bir ihtimal vermedim. Siz de vermeyin. Peki. Yavaş yavaş başlıyoruz arkadaşlar. Konuya ısınıyoruz. Çok güzel. Gerekli motivasyon yerinde mi? Evet. Evet. Buradan çıkınca alevler Allah Allah diye böyle. Var mı? Okey mi arkadaşlar? Vazgeçmiyoruz. Devam edebilirim böyle. Bak ben sabaha kadar anlatırım. Devam etsin bence diyor. Dağılmadı mı bir şeyler? Devam et. Sataşma bana, devam et diyor. Çok küçük, çok küçük, minicik bir küçük bir hikayem var size anlatacağım. O da gayrimenkul sektörüne bizimle birlikte başlamış. İlk aylarında işlemler yapamamış. Ama şu an aldığınız eğitimin adı AMP ise, lakabı da Mr. AMP olan, AMP'yi benden aldığı AMP eğitimini ofiste en layıkıyla uygulayan arkadaşların başında gelen Kandemir Kazandöğer'i bir buraya davet ediyorum. Kandemir'cim, konu AMP, mikrofon alalım. Gülay'cim, mikrofon alalım. Konu AMP olduğu için senden de bir iki kelam alalım. Bu da Kandemir'in pek yakın zamanda kazandığı kupası. Bu neydi? Bununla da ilgili küçük bilgi verirsen. Hala tatile gitmediniz ama. Tabii. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz AMP eğitimine. Vallahi AMP eğitimi benim hayatımı değiştiren bir başlangıç oldu. Sektöre ben Colbert Banker'la Umtaz Önal'la başladım. Bu adam o kadar tutkulu bir adam ki, dediği gibi sabaha kadar anlatabilirim konuyu. Siz sıkılmadığınız sürece. Ben de o şanslılardandım. İkinci ekipteydim galiba, okay. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben İzmir'e bildiğiniz üzere İstanbul'dan geldim ve İzmir'de bir Allah'ın kulunu tanımıyordum. Ama AMP ile hem potansiyelimi açtım hem de maksimum verimliliğe ulaştım. Çünkü niye? AMP sistematik bir olay. Sistematik olarak çevre geliştirme, müşteri oluşturma,
ve bunun üzerine kurulu bir düzen. Yani AMP'ye siz ne kadar değer verirseniz de uygularsanız o kadar başarılı olacaksınız. Yani ben açıkçası başarılı oldum diyemem çünkü daha bence ben yolun başındayım. Daha çok uzun bir kariyer bu, kısa koşu değil, uzun bir koşu çünkü maraton şu anda yaşadığımız şey, yaptığımız işimiz. O yüzden şimdi burada aldığınız eğitim öğlene kadar ama aslına bakarsanız eğitim tüm gün sürüyor. Ama eğitimi tüm gün sürdürecek olan sizsiniz. Çünkü niye? Burada bugün öğleden önce öğrendiklerinizi mutlaka bence öğleden sonra uygulayın. Hatta o zaman Gülden diye bir arkadaşımız vardı. Fizbo aramalarını biz birbirimize arayıp fizbo araması yapıyorduk birbirimize. Kendimizi zorluyorduk. Yani bir nevi roleplay'ler yapıyorduk. AMP bu şekilde ben bayağı bir içselleştirdim ve uyguladım. Faydasını da gördüm. Bu AMP kısmıydı. Şimdi bunu mu anlatayım? Çok güzel. Bu arkadaşlar geçen sene Temmuz ayında bizim Pupa Yerken temalı dönemlik toplantımızda konulmuş bir kupaydı. 200 bin TL artı KDV tek işlemde işlem yapan kişinin edineceği bir kupaydı. Ben Temmuz ayında, keşke yanımda burada getirseydim ama Temmuz ayında Mümtaz Bey, Asaf Bey ve ben üçümüz, ben orta duracak şekilde kupanın fotoğrafını çektim ve onu yatağımın başına astım. Ve her sabah ona bakarak uyandım, o resme. Allah nasip etti ve o şekilde portföyler almaya başladım. Ve akabininde hayalimi gerçekleştirdim ve kupaya sahip oldum. Yani demek istediğim şey şu, zaten akademinin içerisinde biliyorsunuz hedef belirleme üzerine de bir eğitim vereceğim. Umarım katılırsınız, beklerim hepinizi. Hedefler koyun kendinize ve o hedeflere ulaşmak için kendinize araçlar edinin. Bu araçlardan bir tanesi de AMP. Bu aracı iyi kullanın, iyi içselleştirin, iyi benimseyin ve bence burada başarılı olamayacak kimse olmadığını düşünüyorum ben. Herkesin başarılı olabilecek potansiyeli var kendine göre. Herkesin kendine göre bir geçmişi, background'u var. Bunu uygularsanız başarıya ulaşacaksınız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana da söz verdiğiniz için. İyi ki varsın. Ben çok seviyorum hepinizi. Bu arada arkada yakışıklı bir beyefendi var. Kendisi abim olur. Olcay Tobey. Evet. Öz abim ha, ona göre. Ona iyi bakın. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum hepinizi. Çok görüşürüz. Çok sağ olun. Evet, bu kupanın mantığını da bir anlatalım bir kez daha. Tek işlemde 250 bin TL artı KDV. Tek işlemde hizmet bedeli alana. Benimki dolar bu kadar yükselmeden önceydi. Evet, sen 200 binken almıştın. 250 bin TL artı KDV tek işlemde hizmet bedeli kazanan, büyüt hizmet bedeli kazanana bu kupayı çift kişilik Avrupa tatiliyle birlikte hediye ediyoruz. Bu uygulamamız devam ediyor arkadaşlar. Yani yapan ilk yapana değil, her yapana bu ödülümüz var. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz kimle? Şimdi artık not alma kısmı başlayabilir. Tatilde içinde mi? Zarf. Tatil içinde. Bak burası Ukrayna. Tamam. Ama ben Kandemir'e bu ödülü verdim ama eşlerimiz birlikte gidelim diye anlaştılar. Ona yapacak bir şey yok. Peki. AMP artık başlıyor. Motivasyon kısmı bu kadar. Arkadaşlar. Bizim işimiz kimle? Bizim işimiz kimle? Biz işimizi kimle büyütürüz? Neyle büyütürüz? İnsan. Etki çevresi. Yani insan. Burada çok belli oluyor mu bilmiyorum. Burası neresi bilen var mı? Stockholm herhalde. Bu fotoğraftaki yer neresi biliyor musunuz? Çok belli oluyor mu? İzmir. İzmir. Dağlarında çiçekler açan güzel İzmir. Cumhuriyet mitingi ve burada tam 2 milyon kişi var. Bizim işimiz insan. Bizim tek işimiz insanla. Her sabah işsiz uyandığımız bir sektördeyiz. Doğru mu? Dün 5 milyon dolarlık yerde satsan bugüne işsiz uyanıyorsun. Kulağa hoş gelmiyor değil mi? Çünkü maaşın yok. Bizim işimiz insanla arkadaşlar. Peki. Peki bu insanlar sadece sahibinden.com'da mı? Ne olur dürüst olun. Yabancı yok. Bu cümleyi söyleyince ortalık karışıyor. Biz bizeyiz.
tek müşteri bulabileceğin yer sahibinden.com'muş gibi davrananlar düz çevreye kaldırdım. Dürüst olun. Dürüst olun. Peki, sadece etki çevrem benim müşteri kaynağımdır diyenler geri kaldırabilir mi? Neresi arkadaşınızın kaynağı? Zaten iki tane yok. Saha. Art ziyaretler. Tamam. Cenazede portre aldım. Allah cezanı vermesin. Başınız sağ olsun deyip kartını mı verdin? Maktulün evini ben satacağım. Size kaldı ya. Siz mirasçısı mı oluyorsunuz? Arkadaşlar, sadece sahibinden.com Fizbo aramaları asla bizim potansiyel müşteri kaynaklarımızdan biri olamaz. Ben şimdi size çok değerli bir örnek vereceğim. Bu ne? Bu bir fabrika. Volkswagen'i geç. Örnek diye koydum. Bu bir fabrika değil mi? Bu bir fabrika. Peki, fabrika. Fabrika nasıl çalışır? Toygar, bununla bir yok edemedik ya. Neyse, anlayan herkes bunu fabrika oluyor. Bir fabrika nasıl çalışır? Hangi departmanlardan oluşur? Ham madde girişi vardır değil mi? Fabrika nedir? Ham madde gelir, içeride işlenir, ürün haline gelir ve satılır. Doğru mu arkadaşlar? Ham madde girişi olmayan bir fabrika var mıdır? Fabrika dediğin ham maddeyi ürüne dönüştüren yapıdır. Doğru mu? Peki, işleme yani ürün haline getirme. Bunların her biri ayrı ayrı departmanlar. Doğru mu arkadaşlar? Ham maddeyi ürün haline getirir. Peki, ve en keyiflisi de o ürünün satışı. Satış departmanları değil mi? Bir sürü departmanı vardır. Fabrikanın en önemli departmanı hangi departmandır biliyor musunuz? Bir fabrikası olan bir şirketin en önemli departmanı nedir? Pazarlama, insan kaynağı, üretim, ürün girişi, ham madde. Fabrikanın en önemli departmanı ham madde girişidir. O ham madde geldiğinde o tırlar gelir. Hani orada başında baretle ona gel abicim sol yap gel abicim diyen abi var ya. Fabrikanın en önemli adamı odur. Ham madde yoksa fabrika yok. Doğru mu? Peki ya biz? Biz neden bir fabrikatör gibi yaklaşmıyoruz? Peki bizim fabrikamızın ham maddesi kim? Portföy, ürün. Bizim fabrikamızın ham maddesi insan. Bizim her gün potansiyel müşteri oluşturmamız gerekiyor. Bizim her gün fabrikamıza yeni ham maddeleri katmamız gerekiyor. Benim etki çevrem benim dünyamdır. Benim dünyam etki çevremden ibarettir diyorsanız siz etki çevrenize düzenli olarak yeni kişiler de eklemek zorundasınız. Şu anda bugün burada tanışanlar var değil mi? Var değil mi? Misafirlerimiz de var. Bugün burada tanıştığınıza göre etki çevrenize yeni bir kişi daha eklediğiniz anlamına gelir mi? Aslında her biriniz kendi fabrikanıza yeni ham maddeler eklediniz. Peki bir süre ham madde girişi olmazsa ne olur fabrikada? İflas. Grev başlar mı grev? İşçiler, işçi çıkartmalar başlar. Doğru mu? Çünkü arzdan fazla talep, talepten fazla arz problemdir. Katılıyor musunuz? Pekala. Peki fabrika bir süre daha elindeki ham maddelerle çalışmaya ve ürün çıkartmaya devam eder. Doğru mu? Peki bir süre sonra fabrika durur. Size bir örnek vereceğim. Gayrimenkul sektöründe portföy almayı bırakan arkadaşlarım, ham madde girişini durdurdunuz ve portföy almayı, yeni insanlarla tanışmayı bıraktınız ve bir süre sonra mevcut işlemlerin devam edecek. Evet, tapu yapmaya, işlem yapmaya devam edeceksin. Ama bir süre sonra fabrikanın dumanı tütmemeye başlayacak.
ve işlem yapamamaya, portföy alamamaya, ciro üretememeye başlayacaksın. Yaklaşık 2 ay, 3 ay sonra. Pek sevgili Erkan Zümbül, canlı yayın yapıyor değil mi? Herkese sorduğu bir soru var. Fizbo yapıyor musun? Yeni insanlarla tanışıyor musun? Orada çok cool şekilde ben fizbo yapmıyorum. Ya. Ben bir sürede bıraktım ben onu falan filan gibi cevaplar geliyor değil mi? Arkadaşlarımızın ortak özelliği ne olacak biliyor musunuz? Bir süre sonra ölecekler. Yani o ölüm bildiğiniz anlamda değil. Sektörel anlamda. Bir süre sonra yeni potansiyel müşteri arayışını durdurduğun an öleceksin. Çünkü fabrikana ham madde girişini durdurdun. Her gün yeni insanlarla tanışmak için çok büyük fırsatlar var. AMP'nin içinde bölge çalışması da var. Ben tavsiye ediyorum. Ama ben bölge çalışmıyorum, Fizbo aramıyorum, benim mevcut etki çevrem bana yetiyor diyen, bir süre boyunca kendini kandıracak olan, bir süre sonra bu sektörde öleceğinden haberi olmayan kişilerle dolu bu sektör. O yüzden arkadaşlar bizim kendimize sormamız gereken çok önemli sorular var. Şimdi burada bir uygulama yapacağız. Bir gönüllü istiyorum sahneye. Mert Aygün, gel abi. Evet, Mert Bey için bir alkış rica ediyorum. Evet, Muzo'cum, bize lokal ışık verir misin? Evet, mikrofonuyla geldi. Merhaba. Teşekkür ediyorum Mert Bey. Rica ederim. Evet, Mert konuşmacı olduğunu zannederek oraya oturdu. Peki. Tamam, yok otur, problem yok. Evet, güzel, ışık iyi oldu. Evet, şimdi Mert'e birkaç soru soracağım. Bu soruyu size de soruyorum. Sizler de lütfen önünüzdeki kağıda yazın. Şimdi Mert, bu hayatta telefonla ya da yüz yüze tanıştığın, yani seni tanıyan kaç kişi vardır? Kaç kişi seni tanıyordur? Yani bunu lütfen Instagram'daki takipçi sayıma bakayım olarak düşünmeyin. Tahminen sizi kaç kişi tanıyordur? Buna 3767 gibi cevap veremezsiniz. Bu biraz sallama olacak. Ortalama. Beni 2000 kişi tanıyordur. Beni 5000 kişi tanıyordur. 10.000 kişi tanıyordur. Mert, seni kaç kişi tanıyor? Ben tanımıyor olabilir miyim onları? Evet, sen tanımıyor olabilirsin. Ama sayısını bilemem. Çok fazla da olabilir. Tamam. Kaçtır? Tahmin. 10.000? Belki 50.000 kişi tanıyor. 50.000. Arkadaşlar, Mert Aygün'ü tanımayanlar var değil mi? Mert Aygün tiyatro ve dizi, sinema oyuncumuz. Tanıyor musunuz? Kurtlar Vadisi'nden, Mucize Doktor'dan. Neyse, 670 tane dizide oynadı, saymayayım şimdi. Evet, kaç kişi diyelim? 50.000 diyelim mikrofona. Yani 50.000 diyelim. 50.000 kişi Mert Aygün'ü tanıyor. Peki. Herkes lütfen kendi önündeki kağıda yazsın. Sizi bu hayatta tahminen kaç kişi tanıyordur? O biraz daha oyunculuktan kaynaklı çok ciddi bir sayı ondan geliyor. Hani onu ofisin önünde bile birisi ben seni tanıyorum, ben seni bir yerden çıkartıyorum demişliği çoktur. Biz de tiyatrocuyuz ama bizi yoldan çevirmiyorlar daha şimdilik. Mert kadar ünlü değilim. Herkes yazdı mı? Arkadaşlar şimdi buradan sonra dürüst olmanızı istiyorum. Hani her zaman dürüst olmanızı istiyorum da şu anda gerçekten dürüst olun. Evet, soru şu. Bu kişilerden kaç tanesi Mert senin gayrimenkul sektöründe olduğunu biliyor? Kaç tanesi Mert Aygün deyince yüzün gözünün önüne geliyor ve gayrimenkul sektöründe olduğunu kaç tanesi biliyor? 500 kişi bilmiyordur belki. Yani 49.500'ü biliyor mudur? Bilmiyor. Hayır. 500 kişi bilmiyordur. Tamam. 500 pardon, kişi gayrimenkul... Pardon, çok özür diliyorum. Çok özür, yanlış söylüyorum. Çok yanlış söylüyorum. 500 kişi biliyordur. Biliyordur. Tamam. 500 kişi gayrimenkul sektöründe olduğunu biliyor. Siz de lütfen yazın. Kaç kişi gayrimenkul sektöründe olduğunuzu biliyordur. Güzel. Bir sorum daha var. Şimdi daha da dürüst olun. Bu kişilerin içinde gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacı olduğunda kaçının aklına ilk sen gelirsin? Bu 500 kişinin kaçının bir gayrimenkul ihtiyacı olduğunda aklına ilk Mert Aygün gelir? İlk. Ya vallahi geçen de kuzenim evini kiralıyormuş. Onun aklına gelmemişim. O yüzden bir şey diyemiyorum. Tamam.
Ama yıllardır görüşmediğim bu güzel. Tahmin istiyorum. Bu yani, 500 kişinin kaç tanesinin gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacı olduğunda aklına ilk sen gelir? İlk 50 kişidir bence. 50 kişi. Siz de lütfen yazın. Herkes yazdı mı? Tamam. Bir sorun daha var. Peki bu aklına ilk senin geldiğin 50 kişi var ya. Peki bu 50 kişinin kaçı işi sana verir? Şimdi aklına ilk Mert gelir ama işi gider Toygar'a verir. Kaçı işi sana verir? 10 olabilir. 10 tanesi. Evet, dürüstlüğünden dolayı teşekkür ediyorum. Kendinle barışık olduğun için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Mert Aygün'ün oranı 50.000'de 10. Bu genelin biraz altında bir oran. Onun biraz oyunculuktan kaynaklı 50.000 rakamı biraz yüksek geldi. Teşekkür ediyorum. Lütfen oturmaya devam et. Evet, bir kişi daha istiyorum ama tiyatro sanatçısı, sinema sanatçısı olmayan. Serdar Bal. Serdar Bal. Gel abi. Evet, Bora Çetin'e. Abi sizi de böyle alalım. Mikrofonu alırsam çok sevinirim. Aynı soruları sana soruyorum. Serdar Bal. Seni bu hayatta kaç kişi tanıyordur? Vallahi benim ortalama bir 20.000 rakamım var. 20.000 kişi seni tanıyordur. Bunun içerisinden 2.000'i falan benim bir işi yaptı. Sırayla gidelim. Tamam. 20.000 kişi bu hayatta Serdar Bal deyince yüzün gözünün önüne geliyor. Evet. Doğru mudur? Evet. Tamam. Bu 20.000 kişinin kaç tanesi gayrimenkul sektöründe olduğunu bilir? 1.500 kişi bilir. Bu tabii Türkiye geneli konuşuyorum. Hani. Dünya abi hayatta. Evet, okay. 1.500 kişi bilir. Yani Avrupa'yı da kapça 1.570 falan mı? Toplam yok. 1.500 kişi senin gayrimenkul sektöründe olduğunu biliyor. Peki senin gayrimenkul sektöründe olduğunu bilen bu 1.500 kişinin kaç tanesinin gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacı olduğunda aklına ilk Serdar Bal gelir? 200-250 kişinin gelir. 250 diyelim. Peki, gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacı olduğunda aklına ilk Serdar Bal gelen bu 250 kişinin kaçı o işi sana verir? 100 kişi verir. 100 kişi. Değerli dostlar, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Evet, alkışlarla onları yerlerine alıyoruz. Çok sağ olun. Şimdi sizin üzerinizden devam edeceğim. Yok, problem yok. Merhaba, şöyle. Gülercimi al canım. Arkadaşlar. O da var. Evet, Altay Bey'in sorularına maruz kaldı. Peki, arkadaşlar, genelde gayrimenkul sektöründeki oran şöyle oluyor. Söyleyeyim size. Ben bu soruyu yüzlerce kişiye sorduğum için aldığım genel oranı da yazayım. Beni bir 5.000 kişi tanır deniyor. Bu 5.000 kişinin yaklaşık 1.000 tanesi bu sektörde olduğumu bilir diyor. Genel cevap bu. Yani benim diyen başarılı olan bu sektördeki kişilerden aldığımız genel cevap. Bu 1.000 taneden 250 tanesi burası Serdar Bal'la örtüşüyor. Yani her 4 kişiden bir tanesi nin aklına ilk ben gelirim ve o işi bana verir cevabı da genelde 50 oluyor. Yani kayıbın farkında mısınız? %99. Evet, sizi tanıyan kişilerin sadece %1'i size iş veriyor. Şimdi biz yeni FİSBO görüşmeleri yapacağız. Evet, sahada uzmanlık bölgemizde sahibinden satılıklarla, sahibinden kiralıklarla görüşeceğiz, tanışacağız. Lakin biz fabrikamızı büyütmek için önümüzde çok büyük bir pazar var. Bunun farkında mısınız? Sizi tanıyan her 100 kişinin yaklaşık 99'u işi size vermiyor. Burada şu oranı, buraya 5.000 yazıp da burası 3.000 çıkan var mı? Burası 1.000 çıkan var mı? Bakın bu neyle olur? Sistematik etki çevresi yönetimiyle olur. Düzenli sosyal medya kullanımıyla olur. İnsanlara düzenli dokunuşlar yapmakla olur. Şimdi ben size sizi tanıyan ve sizin de onu tanıdığınız herkese aklına ilk gelen kişi olmak, hatta o işi almak üzerine müthiş bir fikir anlatacağım. Bunu uygulayıp uygulamamak
size bağlı. Şu anda etki çevrenizden ortalama yılda kaç iş alırsınız? Kaç iş yılda? Fizbo harici. Sadece etki çevremizden. Ya Buket sen gayrimenkul işine girdin değil mi? Evet. Ya bizim Turgutlu'da bir tane arsa var yolda sıfır. Bu etki çevresinden gelen bir iş olur. Doğru mu? Bu şekilde yılda kaç iş gelir? Bir ortalama almak için bir 10-15 cevap duyayım ben. 5-25 10-5-6 30-50 yılda. Güzel. Kim o? 50. Tamam. Yılda 50. Yani ayda yaklaşık 4 alıyorsun. Etki çevrenden iş alıyorsun. Yani her hafta bir tane etki çevrenden iş geliyor. Kaç portföy bu? Tamam. Şaka yapıyorum. Evet. Arkadaşlar sayıları alayım. Sana da bir sayı vermeye geldim. Evet. Kaç ay oldu sektöre geldin? Seni çok seviyorum. Arkadaşlar ortalama sayı kaç? 20 mi? Buranın ortalaması 20 mi çıktı? 20, o kadar. Tamam. Biz %1'inden 20 iş alıyorsak kalan 99'undan kaç iş alırız? Bakın sosyal medyayı çok iyi yöneten, etki çevresini çok iyi yöneten kişilerin kendi portföy sayısının 20 kata yakın referral verdiği iş vardır. Doğru mu? Şimdi size bir soru. Ben söylemeyeceğim, siz söyleyin. Sizin benimle ilgili verdiğiniz rakamı sayacağım. Sizce beni bu hayatta kaç kişi tanıyordur? 10 bin. Sadece Instagram'ımda 15 bine yakın kişi var. 20 mi? 20 mi diyelim? Tamam hadi 20 diyelim. Bu da Mümtaz'ın sayısı olsun. 20 bin. Bu 20 bin kişinin sizce kaçı benim gayrimenkul sektöründe olduğumu biliyordur? 15 bini biliyordur tabii. 15 bin diye. Tamam. Bence daha fazladır. Peki bu 15 bin kişinin kaçının gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacı olduğunda aklına ilk ben gelirim. 15 bin kişinin 18 binin aklına ben geliyorum. Çok güzel. 2500. Kaç diyelim? 5000. Tamam siz ne derseniz onu yazıyorum. Peki bu 5 bin kişinin kaçı o işi bana verir? 2500. Sizden gelen sayı bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Ofiste şu an aktif portföy sayısının 5000 katı neredeyse siz ofise referral yapıyorsunuz. Yani bu sayılar bence olmadı. Evet. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim veri tabanımda 18.910 küsür 17 ya da 18 kişi kayıtlı. Sadece Excel'imde. Bence beni tanıyan herkesin benim mesleğimi herkes benim mesleğimi biliyordur. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece sosyal medyayla kalmıyor. Çünkü onlara az sonra size anlatacağım düzenli dokunuşlar yapıyorum. Beni tanıyan kişiler sadece gayrimenkul sektöründen ibaret değil. Doğru mu? Şimdi bu şekilde bir oranla bana 2500 tane iş gelirken bizim ortalama yaptığımız oranda gelen işlem 50. Yani biz sadece fabrika girişini durdurmazsak, yani fabrikanın ham madde girişini durdurmazsak ve insan odağından şaşmazsak bize çok fazla iş gelir. Ortalama yılda gelen işlem kaç çıktı? Biz kaç? 20 mi dedik ortalamaya? Evet. Bunu 200'e 250'ye çıkartma ihtimalimiz var mı? Benim sadece çok teşekkür ederim Gökçe. Bazı WhatsApp gruplarım var. Başı RFR ile başlıyor. Geçenlerde bir baktım. Ofise açtığımız günden beri sadece Batı 0640 profesyonellerine verdiğim iş sayısı 970. 970 tane portföyü arkadaşlarımıza pas etmiş. Bu da düzenli etki çevresi yönetiminden geliyor.
bu kadar işin size geldiğini düşünün. Bakın ben size bir örnek vereyim. Bir süre sonra ofiste bir tecrübe paylaşımı için davet ettim. Sağ olsun gelecek Nisan ayında. AMP'den dolayı sarktı. İstanbul'da çok sevdiğim bir gayrimenkul danışmanım var. Emine Çelik, selam olsun buradan. Bu kısmı da ona atayım hatta. Merhaba Emine. Emine'nin şu anda 20'ye yakın portföyü var. 80'e yakın referali var, biliyor musunuz? Çünkü sadece sosyal medyada yarattığı algıyla bile ben gayrimenkul işi yapıyorum, işimi çok seviyorum, çok da profesyonel çalışıyorum, harika bir ekiple çalışıyorum. İmajı veriyor mu? İşte bunu başardığımız an bize zaten iş yağacak. Peki, önemli olan konulardan biri de bu kişilerin kaçı, yani seninle çalışan kişilerin kaç tanesi sana referans olur? Bu çok değerli. Arkadaşlar, gayrimenkul işi tanıdığın kişilerin tanımadığın kişilere seni nasıl anlattığıyla alakalı bir iş. Sevdin mi cümleyi? Senin tanıdığın kişilerin senin tanımadığın kişilere seni nasıl anlattığıyla alakalı. Birileri size referans oluyor ise sırtınız yere gelmeyecek. Benim bir Muzaffer Bey örneğim var. Belki bilen bilir. Bunu Rota Ofis'teyken yaşamıştım. Benim Mavişehir Modern'de bir tane portföyüm vardı. Muzaffer Bey. Çok zorlu bir portföydü. O portföyü almak için belki 11-12 tane arama yapmıştım. 3. 4. portföy görüşmesinde aldığım bir portföydür Muzaffer Bey. Ve beni yolda çok yoran, beni çok yolda çok kıran, beni yolda çok üzen biriydi Muzaffer Bey. Hatta topu günü bile hizmet bedeli pazarlığına bir kez daha girişmeye kalkan aslında bizim çok sevmeyeceğimiz bir müşteri potansiyeli. Doğru mu? Bu anlattığım kişiyi çok sevmeyiz değil mi? Mülkü satıldı. Hizmet bedelimi tabii ki aldım. Ve bundan yaklaşık bir ay sonra ofise İsmet Bey diye biri geldi. Bizim o zaman asistanımız da Gülden Hanım beni aradı. Ben bölgemdeyim tabii. Ofise gelir misiniz dedi. İsmet Bey diye biri geldi. Seninle görüşmek istiyor. Allah Allah, ben de bastım gittim. İsmet Bey dedi ki ben Muzaffer Bey'in arkadaşıyım dedi. Buyurun dedim. Nasıl yardımcı olabilirim size dedim. Mümtaz Bey dedi benim dedi Mavişehir Modern 2'de satılık bir 3+1'im var. Evet. Muzaffer Bey sizden bahsetti. Evet. Ben size anahtarları getirdim dedim. Dedim hayır, benim önce bir ekspertiz yapmam gerekiyor. Bu RPA konusunu konuşacağız arkadaşlar. Yenilenen trendlerle ilgili konuşacağız ama. O zaman ben asla RPA yapmadan portföy almıyordum. Dedim benim RPA yapmam lazım. Mümtaz Bey dedi anlatmayın bana, biliyorum dedi. RPA kelimesini bile biliyor adam. Siz bana bir RPA yapacaksınız. Benden 5 gün süre isteyeceksiniz. Öyle güzel anlatmış ki Muzaffer Bey. Benden 5 gün süre isteyeceksiniz. O 5 günün sonunda bana bir rakamla geleceksiniz. Ben o rakama ne itiraz edersem edeyim, rakam budur, doğru fiyat budur, fiyatı komşular verirler deyip duracaksınız. Ve ben bu fiyatı kabul etmezsem siz benimle çalışmazsınız. Dedim doğru. Muhteşem bir şey değil mi benim için? Tamam dedim. O zaman adam dedi ki ben ekspertiz falan istemiyorum. Yani zaman kaybetmek istemiyorum 5 gün. Ben bugün imzayı atmak ve yurt dışına seyahate gitmek istiyorum. Hatta mümkünse size vekalet vermek istiyorum. Dedim lan biz öyle çalışmıyoruz da şöyle böyle havada uçuyor. Ben tabii ki hazır müşteri. Hemen yetki belgemi aldım. Tam imzalatacağım bilmem ne. Şartları size tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Tamam dedi, siz %3 artı KDV'ye çalışıyorsunuz. Ne yaparsam yapayım dik duracaksınız. Asla çalışmayacaksınız. Hatta bana şu cümleyi kuracaksınız dedi. Hangi cümleyi kuracakmışım dedim. Ben de diğerleri gibi %2 artı KDV'ye çalışsaydım tercihiniz benden yana olur muydu diye soracaksınız. Evet öyle soracağım dedim. Ben de evet diyeceğim dedi. Evet, sonra ne diyeceğinizi bile biliyorum dedi. Ne diyecekmişim dedim. İşte o yüzden %3 artı KDV diyeceksin dedi. Tamam dedim, o da çok güzel. Ben orada 6 ay bir yetki almıştım. Onları çok cool şekilde, çok teşekkür ediyorum bana güvencinizden dolayı. Muzaffer Bey zaten çok sevdiğim biridir falan filan. Müşteriyi uğurladım. Rota Ofis'i bilen burada kim var? Bora var.
Müşteriyi uğurladım, kapıyı kapattım. Hemen bir koridorun dibinde ilk sağdan ilk yerde lavabo. Doğru mu? Müşteriyi uğurladım, çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Mümkün olan en kısa zamanda, mümkün olan en iyi fiyata, mümkün olan en az problemli şekilde mülkünüz alıcı bulacaktır dedim. Onları uğurladım. Koşa koşa lavaboya gittim. Ve hüngür 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 ağladım arkadaşlar. İşte referans böyle bir şey. Bakın benim sevmediğim ama bunu hiç belli etmediğim, beni en çok yoran kişi bana referans olmuş. O mülkte 20 günde satılmıştı. Ağladım çünkü böyle bir referans benim çok hoşuma gitti. Yani yapmak istediğim, oluşturmak istediğim. Ben o zaman %2 artı KDV ile asla portföy almazdım. Ben 6 aydan aşağı portföy almazdım. Birçok konuda yapmak istediğim her şeyi başardığımı hissettim. Ve benim beni sevmeyeceğini düşündüğüm birisinin bana referans oluyor olması benim için çok değerliydi. Ve çok hoşuma gitmişti. O yüzden kaçı sana referans olur? Peki, sistematik etki çevresi yönetimi. Birazdan sizi tanıyan kişileri nasıl avucunuzun içinde tutacağınızı anlatacağım. Uygulaması zordur. Ama tamamına 20, 40 ve 60 günler bandında tamamına düzenli dokunuşlar sağlatacağım size. Kulağa hoş geliyor mu? Evet. Tamam. 10 dakika. Sadece 10 dakika. Benim YouTube kanalımda var. Meşhur cümleyi de söyleyeyim mi? Kanalıma abone olmayı unutmayın gibi. Kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalım. Kaptan demiş ya, kaptan pilotunuz konuşuyor. Çıkarın beni bu kaptan gibi. Bir şaka yapmayayım dedim. Hadi. Mustafa yapacaktı. Dedim bu şaka çok kötü, yapmayalım dedim. Dinlemedim. Al yaptık, ne oldu? Kimse gülmedi bak. Gördün mü? Rezil oldum. Sen rezil oldun, ben olmadım. Evet. Ufak bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Storyleri falan paylaşırken Batı Akademi'yi etiketlerseniz çok sevinirim. Evet, storyleri paylaşırken Batı Akademi'yi etiketlerseniz çok sevinirim. Ben de böyle bir Batı Akademi akademisyeni olarak gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, o videonun başı biraz Zoom toplantısı olduğu için hadi geldik, kimler katıldı, başlıyor muyuz? 7-8-10 dakika söyle geçiyor. AMP sınıfındaki tüm değerli profesyoneller, bugün veri tabanı ve takvim entegrasyonu ile ilgili YouTube'daki eğitimi izlemek ödevdir. Hayır. Ben hatalarından birini yaptım ve bunu izlemedim. Veri tabanı ve takvim entegrasyonu eğitimi YouTube kanalında AMP'nin ikinci günlük ödevidir. Birinci ödev neydi? Herkes 5 tane hata yapacak ve yaptığı hataları yazacak. Şöyle yapalım mı? Lütfen bir A4'e bunları yazıp altına isim, soy isim, imza yapın. Olur mu? Kulağı çekip okuruz. Benimkini okuma diyenler oraya yazabilir. Bunun okunmasını istemiyorum diyebilir. İkinci ödevde bugün, bunu akşam da gece de yapabilirsiniz. YouTube kanalındaki veri tabanı ve takvim entegrasyonu eğitimi. Şimdi biz de bugün bu AMP'ye katılan herkesin mail adreslerine benim veri tabanı ve takvim entegrasyonu Excel'deki boş tablomu sizlere mail olarak bugün gönderiyor olacağız. Aynı Hanım bu konuda bize destek olur. Buradaki bütün katılımcılara e-posta olarak benim boş Excel dosyamı gönderiyor olacağız. Ve sizler de bugünden itibaren o Excel dosyasına kullanmak istersen o Excel'e, o biraz deli işi bir Excel, hani müşterinin halasının köpeğinin adı falan yazıyor. Veya kendi yapacağınız, kendinize hazırlayacağınız bir Excel'e bu datalarınızı girmenizi isteyeceğiz ama o yarının bir ödevi olacak, oraya data girmek. Bugünkü ödev bu videoyu izlemek ve 5 tane hata yapmak. Peki, bu videoyu izlediğinizde bu videonun içinde de gördüğünüz bazı detayları burada anlatmak istiyorum. Şimdi bizim etki çevremiz 3'e ayrılıyor.
3 ana gruba ayrılıyor arkadaşlar. Yani 3 tane farklı yol var. Bazılarına 20 günde bir dokunacağız. Bazılarına 40 günde bir dokunacağız. Bazılarına 60 günde bir dokunacağız. Neye göre? Veri tabanında segment diye bir kısım var. Segment. Onları 1, 2 ve 3 olarak kodlarız. Birinci grup 20 günde bir dokunmanız gerekenler. İkinci grup 40 günde bir dokunmanız gerekenler. Üçüncü grup 60 günde bir dokunmanız gerekenler. Bu neye bağlı? Arkadaşlar, bir mülkünü sattığını veya kiraya verdiğini, yani mevcutta bir gayrimenkul ihtiyacı olduğunu bildiğiniz kişiler birinci grup. Onlara her 20 günde bir dokunmanız gerekiyor. Etki çevrenizden tanıdığınız ve gayrimenkulle ilgili bir ihtiyacı olduğunu bildiğiniz kişilere 20 günde bir kendinizi hatırlatmanız gerekiyor. Yani bu kişiler bizim için sıcak para anlamına geliyor. Peki ikinci grup potansiyel müşteri olabilecek kişiler. Yani etki çevrenizde mülkünü satabilecek, yani satabilecek bir mülkü ya da kiraya verebilecek bir mülkü olduğunu bildikleriniz. Yani her an bize potansiyel müşteri olabilecek kişiler. Onları da böyle hani yaktığı dolarla purosunu yakan, tabii etrafınızda böyle kişiler var mı bilmiyorum. Benim yok. Ben onu sadece fotoğraf olarak koydum. Öyle biri var galiba. Güldüklerini. Sen mi yaptın abi? Serdar abiyle biz hayal... Öyle biz. Kaç dolar diye yaptınız? Öyle aramızda bir şey var. Dolar yakacağız. Onu bir gün yapacağız. Bir gün? Yapacağız onu. Siz bunu yaptığınız gün benim için ikinci segmente girersiniz ve 40 günde bir arar. Peki. Peki. Potansiyel müşteriler. 60 günde bir de hangisi biliyor musunuz? Tanıdığınız diğer tüm kişiler. Yani kimler? Bugün akşam izleyeceksiniz ya veri tabanı takvim entegrasyon eğitimini. Avustralya'daki eski ilkokul arkadaşım, asker arkadaşım, eski şirket arkadaşım, eski sevgilin. Niye ya? Çarşı pazar arkadaşım. Allah'ım. Sıradaki çarkı bütün eskilere gelsin dedi Esra Hanım. Arkadaşlar, tanıdığınız bu İlk iki segmente girmeyen herkes. Yaklaşık 5000 kişi tanıyorsan birinci segmente yaklaşık 40-50 kişi girer. Doğru mu? Kesin olarak bir mülkünü sattığını bildiğin. Doğru mu? Maksimum bu kadar girer. Potansiyel bir müşteri de yaklaşık 100-150 kişidir. Yani geriye kalan 4500, 4600, 4800 kişi diğer kısmına girer. Ve veri tabanınızda 3. segmenti filtreden süzdüğünüzde Excel'de bu kişiler listelenir ve bu kişilere WhatsApp'tan belki adına özel bir mesaj veya bir toplu mesajla bile olsa Messenger'dan ulaşırsınız. 4800 kişiyi aramanızı tabii ki beklemiyorum. Bu kişilere belki bir WhatsApp mesajla, belki bir WhatsApp'taki toplu mesaj grubunda ona özel giden bir mesajla dahi olsa bir dokunmuş, kendini hatırlatmış olursun. Bu kişilerdir ki onların sosyal medya paylaşımlarından herhangi birine bir beğeni ya da yorum yapmak bile bir dokunmak sayılır. Yani bu hayatta tanıdığın herkese 60 günde bir, en az bir kere dokunmuş oluyor musun bu taktikle? Arkadaşlar, en az bir kere dokunmuş oluyorsun. Yani tanıdığın herkese, en uzaktan tanıdığın akraban, en uzaktan tanıdığın arkadaşına bile yılda 6 kere temas etmiş oluyor musun? Yılda 6 kere selam vermiş oluyor musun? Yılda 6 kere merhaba demiş oluyor musun en kötü şartta? Bu arkadaşlar, genelde birinci segmente telefon ederek ulaşın. Arayın, bizzat arayın, hatta mümkünse görüntülü görüşün. Mümkünse görüntülü görüşün. Birazdan roleplay'lerini yapacağız. Özellikle sektöre yeni girenler için roleplay yapacağız.
birinci segmenttekiler, yani 20 günde bir arayacağınız tanıdıklarınıza kesinlikle telefonla ulaşın. Arayın. Hatta mümkünse ziyaret edin. Çünkü onlar en potansiyel para bizim için. Doğru mu? Bir mülkünü satıyor. Ya da bir mülkünü kiraya veriyor. Tamam. İkinci gruba mümkünse isme özel ulaşın. Ahmet Bey merhaba diye başlasın o mesaj. Ayşe Hanım merhaba diye başlasın o mesaj. İsme özel olunca inanılmaz geri dönüş alırsınız. Ben veri tabanındaki kişilere WhatsApp'tan kandil mesajı yolladım. Toplu bir kandil mesajı. Sadece şirketimizin hazırladığı kandil görselini veri tabanındaki 18.900 kişiyle paylaştım. İsimsiz olduğu zaman geri dönüş oranı %10. Her 10 kişinin bir tanesi o mesaja geri dönüyor. İsme özel olursa ne oluyor? Etkileşim nasıl artıyor? Yaklaşık %70'lerde oluyor arkadaşlar. Ve ben ilk zamanlar özellikle gayrimenkul danışmanlığı yaparken isme özel, o biraz deli işi bir şeydi. Yani geceleri çalışırdım. Wi-Fi ve mobil veriyi kapatıp gecenin köründe isme özel mesajlarımı atardım. Sabah internetimi açtığımda onlar giderdi. Çünkü gecenin üçünde adama hani bayramınızı kutlar enişten deyip hani bu saatte kutlama der, değil mi? Yani özellikle milli bayramlarımızda çok özel, isme özel mesajlar yazdığım vardır. O zaman bir kere 11 bin kişiye tek tek isme özel mesaj yazmıştım. Ya metnim aynı, copy paste ama başını değiştiriyorum. Affedersiniz. İkinci gruba vaktin varsa mümkünsen telefon, vaktin yoksa mümkün değilse ismine özel ulaşın. Üçüncü gruba da ismine özel ulaşacağım diye uğraşmayın çünkü vaktiniz kalmaz. Doğru mu? Şimdi 5000 kişinin 4800'üne nasıl ulaşacaksın isme özel? Kolay değil, değil mi? 4800 kişiyi arayabilir misiniz? Arayamazsınız değil mi? Ama kimleri özellikle ararız biliyor musunuz? Şimdi geliyorum. Bu 3 segment için arkadaşlar bir role play yapacağız şimdi. Özellikle gayrimenkul sektörüne girenler için kişileri ikiye ayırıyoruz. Yani bizim için iki yol var. 1. Eş, dost, arkadaş, akrabalarım. 2. Diğer herkes. Özellikle gayrimenkul sektörüne giren arkadaşların bu sektöre girdiğini, yani bu işi yaptığını tanıdığı herkese duyurması gerekiyor. Doğru mu? Ve en sıcak temas da telefonla sağlanır. En sıcak temas telefonla sağlanır. Şimdi daha önce Blue Start yani aldınız hepiniz. Orada var mıydı? Hayatımla ilgili çok önemli bir karar aldım. Yok mu? Çıkartmışlar mı o kısmı? Var mı? Var. Çok sıcak, çok sempatik bir cümledir. Hayatımla ilgili çok önemli bir karar aldım ve bunu seninle paylaşmak istiyorum. Şimdi burada birkaç tane roleplay yapacağız. Tek ayrım şu. O ayrım şu, eş, dost, arkadaş ya da akrabamdan birini arıyorsam farklı bir konuşma metnim var. Eş, dost, arkadaş, akraba dışında birini arıyorsam farklı bir konuşma metnim var. Bu neye bağlı? Neye bağlı? Konuşma metninin sonunda sadece tek bir cümle fark ediyor. O da tanıdığımız kişileri aradığımızda çok sempatik konuşuyoruz ve onlardan var mı ya çevrende mülkünü satan ya da kiraya veren birisi diye soruyoruz. Eş, dost, arkadaş, akraba dışında birini ilk aradığımızda da bunu söylediğimizde çok yavan olur. Tamam? Onlara diğer aramalarda bunu yapacağız. Peki özellikle sektöre yeni başlayan arkadaşlar, yani şu anda belli bir portföy olmayan, belli portföy yönetmeyen, yani zaman yönetimi biraz daha kolay olan arkadaşlar günde 50 tane arama yapmalı. Birazdan roleplay'ini yapacağımız ve sizlerin örnek konuşma metnini not almanızı isteyeceğim günde 50 arama yapmalı.
50 tane de WhatsApp mesajı atmalı, 50 tane de DM, yani özel Messenger'dan, Instagram'dan, Facebook'tan, LinkedIn'den, artık nereden oluyorsa mesaj atmalı. Evet, bu bugünün ödevi değil. Bu AMP'ye başladıysan her gün yapmak zorunda olduğun bir şey. Yani her gün 50 kişiye telefon açacağız. Yani biz, evet, bir telemarketing çalışanı gibi, bir çağrı merkezi çalışanı gibi oturacağız ve aramalar yapacağız. Şimdi ilk aramanın ilk örneğini ben yapacağım. Buradan biriyle konuşacağım. Birisi mikrofon alarak buraya gelebilir mi? Bora Çetiner. Mustafa Taşdemir. Bora Çetiner'de kaldı. Bora Çetiner'e büyük bir alkış. Bora Bey'i sahneye alıyoruz. Evet, Bora benim arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Abi seni böyle alalım. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi gayrimenkul sektörüne yeni girdim. Ve arkadaşıma bir arama yapacağım. Siz beni görmeyin. Çünkü yan yana telefon rotlayıp komik oluyor. O da beni görmesin. Evet, kendine çok güvenen müthiş oyuncu birisi bir telefon sesi çıkarabilir mi? İğrenç bir telefon sesi. Evet. Alo. Alo. Mert'cim selam. Mert mi? Bora. Yanlış aradınız galiba. Mert. Abi çok kötü şey yapıyor, ses yapıyor. Başka bir zil sesi lütfen. Ding dong. O nasıl zil sesi lan? Kim yaptı onu? Mip mip mi? Tamam, hadi uzatmıyorum, geyi bırakıyorum. Boracığım merhaba. Oo Mümtaz'cığım selam, nasılsın? Çok iyiyim kardeşim, sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Çok sağ ol, sesini duydum, daha mutlu oldum. Allah iyilik versin. Ya Bora, Burcu ne yapıyor? Burcu da iyi, Beril de iyi. Beril de iyi. Vallahi geçen gün gördüm sosyal medyada, abi ne güzel gezdiniz ya. Vallahi helal olsun, çok kıskandım sizi. Teşekkür ederim, Allah sana da nasip etsin. Papi ne yapıyor Papi? Papi ile her gün sabah akşam beraberiz. Abi o ne tatlı bir köpek öyle ya, evet. Kurban olurum. Ne yapıyorsun abi, nasıl gidiyor klima işleri? Her şey yolunda çok şükür. İşimiz gücümüz yerinde, memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Bora, seni niye aradım biliyor musun? Hayır olsun inşallah. Hayatımla ilgili çok önemli bir karar aldım ve bunu seninle paylaşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ne diyorsun ya? Evet. Duymak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bora, ben gayrimenkul sektörüne girdim. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. Kovlar Banker'dayım. Batı 0640 ofisteyim. Bütün dolandırıcıların olduğu sektöre mi girdin yani? Vallahi ben öyle düşünmüyorum. Ama gerçekten çok heyecanlıyım. Seninle paylaşmak istedim Boracığım. Ne dersin? Sence ben bu işi yapabilir miyim? Seni yapacağına eminim. Çok teşekkür ederim. Ama sektörle ilgili doğru fikri yok, yapmadığım sizi. Bora, inanılmaz heyecanlıyım. Çok iyi eğitimler alıyorum. Gerçekten bu sektörde yani hayal ettiğim, hedeflediğim her şeye ulaşacağıma inanıyorum kardeşim. Allah gönlüne göre versin. Yolun açık olsun kardeşim. Amin. Biliyorum, başarırsın. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Sana ya Boracığım, olabilirim? Sana bir şey söyleyeceğim. Çevrende gayrimenkulünü sattığını veya kiraya verdiğini bildiğin bir yakının var mı? Aa, abim kiralık daire arıyordu ya. Öyle mi? Evet. Ya bana numarasını verir misin? Senin selamını onu aramak istiyorum. Hemen. Bir arkadaşım da bir yazlık arıyordu. Satın alacaktı. Aha. Çeşme bölgesinde. Tamam. Ben hemen sana telefon numaralarını atayım WhatsApp'tan, istersen hemen görüş. Daha çok sevinirim. Çok sevinirim Boracığım. Para dosttan kazanılır biliyorsun. Kesinlikle. Çok sağ ol kardeşim. Söyleyeceğim. Buyur. Hizmet bedelini bölüşmemiz lazım. Ya Boracığım üzgünüm, hizmet bedelini bölüşemem seninle. Yani ben de komisyon isterim yani bu işten. Yoksa sana öyle haybeye... Boracığım taşınmaz ticareti kanunu biliyorsun ki güncellendi. Artık senin gibi kişilere... Neyse abartmıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bu aramanın sonunda bu kadar sempatik bir telefon görüşmesinden sonra o benim arkadaşım, dostum, ona çevrende mülkünü satan ya da kiraya veren bir yakının, bir tanıdığın var mı dedim. Çok böyle yalan olmadı değil mi? Çok samimi oldu. Var mı bir problem? Yok değil mi? Bunu söyleyebilirim değil mi ona ilk aramamda? Peki telefonundaki samimiyet size geçti mi? Onunla önce sohbet ettim, doğru mu? O benim arkadaşım çünkü. Eşin nasıl dedim. Kızın nasıl? Papi ne yapıyor? Geçen gün tatildeydin. Yani ben seninle ilgileniyorum. Sen benim için değerlisin. Sen benim için sadece bana portföy yönlendirecek biri değilsin. Sen benim arkadaşımsın.
bu izlenimi verdik mi küçücük de olsa? Kaç dakika mı aldı bu telefon görüşmesi? 2 dakika. Bana referans yönlendirdi. Yönlendirmeye de bilirdi. Doğru mu? Şimdi Bora benim artık, peki Bora'nın kendine ait bir satman ya da kiraya verdiği düşündüğü bir mülk var mıymış? Anladım ki yok. Olsaydı söylerdi değil mi? Bora benim için artık kaçıncı segment? 1 değil. Mülkünü satmıyor. 2 maddi durumunu bildiğim için 2. Ama 2 veya 3. segmenti de alabilirdim. Şimdi arkadaşlar, etki çevrenizdeki kişilerin tamamına böyle arama yaptığınızı düşünün. Günde 50. Ayda kaç eder? 1500. 3 ayda kaç eder? 4500. Yani bundan her gün 50 tane yaptığınızda 3 ayda, yani az önce bir mevsim vermeye varım diyerek alkışladığınız 3 ayda ortalama tanıdığınız kişilerin hepsini arayıp hayatımla ilgili çok önemli bir karar aldım ve bunu seninle paylaşmak istiyorum samimiyetiyle onlara dokunduğunuzu bir düşünsenize. Nasıl? Kulağa hoş geliyor mu? Şimdi Bora benim arkadaşımdı. Şimdi Bora benim eski bir müşterimi oynasın, olur mu? Arkadaş değiliz. Vakti zamanında tanıştık. Ben ona Vodafone'da çalışırken bir hizmet verdim ve benim telefonum da kayıtlı. Beni hatırlar veya hatırlamaz. Tamam? Bunda oynayalım mı? Oynayalım. Teşekkür ederim. Vay vay vay. Muzo'ya bir alkış. Adamsın. Peki zürafa sesi yapabilen. Yok, zürafa sesi çıkarmazsa seslendiriyor. Efendim? Zürafalar ses çıkarmaz mı? Seslendiriyor. Yok. Niye yok? Ben bilmiyorum. Allah'a sormak. Allah'a sormak lazım. Peki ambide alalım. Aç abi. Alo. Alo. Mümtaz'ım. Bora Bey. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Numaram kayıtlı mı sizde? Bir kayıtlı. Ay çok memnun oldum. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Valla bir seneye yakın oldu görüşmeyeli. İyi misiniz? Uzun zaman oldu. Evet. Ama takip ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de sizi takip edeyim bari. Teşekkür ederim. Peki. Bora Bey. Sizi niye aradım biliyor musunuz? Hayır olsun. Ne yapmadım? Düzeltin. Bora Bey. Efendim. Sizin dördüncü sanayideki mekanik işiniz devam ediyor mu? Tabii devam ediyor. Ya hatırladınız mı, biz orada tanışmıştık. Evet biliyorum. Vallahi çok keyif aldım. Nasıl işler? Keyifleriniz nasıl? Aynı hatları kullanıyoruz. Kullanıyor musunuz? Evet. Bir problem yoktur inşallah. Ben Vodafone'dan ayrıldım. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir problem yok değil mi işlerinizde? Hiçbir sorun yok. Çok sağ ol. Bora Bey, pandemiyle ilgili sizin veya bir yakınınızın Allah korusun kötü bir durumu yok değil mi? Şu ana kadar böyle bir sıkıntı yaşamadık. Aman çok geçmiş olsun. Vallahi çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah böyle bir süreç sizde de yaşanmaz. Amin. Peki Allah korusun, depremde bir hasarımız var mı? Hiçbir sorun yaşamadık çok şükür. Tek katlı olduğumuz için. Aman aman çok sevindim. Ya biz o gün sizi ziyaret ettiğim gün bir satın alma müdürünüz vardı, İhsan Bey. Evet. O çalışıyor mu hala? Çalışıyor, devam ediyor. Ay çok güzel, çok selamımı söyleyin. Söylerim, teşekkür ederim, sağ olun. Bora Bey çok fazla vaktinizi almayacağım. Sizi niye aradım biliyor musunuz? Niye aradın? Bora Bey ben hayatımla ilgili gerçekten çok önemli bir karar aldım. Ve sizin gibi tanıdığım kişilerle bunu paylaşmak istiyorum. Siz de benim için çok özel olduğunuz için sizi aradım. Hayırlısı olsun aklımda biraz. Vodafone'dan ayrıldığımı söylemiştim ya size. Evet. Evet, ben gayrimenkul sektörüne girdim Bora Bey. Oo, bravo, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Bu işi hayatım... layıklı yapacağına eminim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizden bunu duymak gerçekten çok güzel. Colwell Banker markasındayım, Batı 0640 ofisinde. Çok güzel. 85 tane iş ortağımla birlikte muhteşem bir yolculuğa çıktık. İnşallah çok başarılı olur. Harika, süper. Burada bir es veriyorum. Şimdi eşim, dostum, arkadaşım, akrabam değil, doğru mu? Bu telefonun sonunda sizin satmayı ya da kiraya vermeyi düşündüğünüz bir mülkünüz var mı? Demeli miyim, dememeli miyim? Dememelisin bence. Yalan olur değil mi? Dememelisin. Çok samimi gelmez. Ben sizi
Bunu söylemek için aramıştım Bora Bey. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Teşekkür ederim Mümtaz'cığım. En kısa zamanda tekrar görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. Yüz yüze almak bence. Şimdi en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. İşte o en kısa zaman. Onun segmenti hangi segmentse o kadar gün sonra mı? İşte o ikinci aramamda onunla yapacağım sohbete bağlı olarak onu ziyaret etmek istediğimi, onunla yüz yüze gelmek istediğimi, onunla bir çay kahve içmek istediğimi söyleyebilirim. Bu aramada değil. Bu aramada seni ziyaret edeceğim. Çünkü bu aramada yapamam. Çünkü bunda 50 tane arama yapıyorum günde. Haliyle ertesi gün 50 kişiyle çay kahve içemem. Bu aramanın sonunda sizin bir gayrimenkul ihtiyacınız var mı diye sordum. Peki, o söyleyebilir miydi? Onu oynayalım. Ben sizi bu yüzden aramıştım Bora Bey. Kendinize lütfen çok iyi bakın. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Mümtaz'cığım, hazır aramışken sana bir şey danışmak istiyorum. Buyurun. Benim Çeşme'de bir yazlığım var. Hı hı. Burayla ilgili aslında bir tasarrufta bulunmak istiyorum. Hı hı. Burayı satıp yeni bir yer alacağım. Bu konuda bana nasıl destek olabilirsin? Seve seve yardımcı olurum. Bora Bey, çok da gurur duyarım. Gerçekten çok başarılı bir ekiple çalışıyorum. Şu anda da çok kıymetli eğitimler alıyorum. Sizinle o zaman yüz yüze gelelim, bu konuyu çay kahve içerek konuşalım. Ne dersiniz? Çok sevinirim. En kısa zamanda bekliyorum. Oldu mu? Yarın müsait misin? Tabii ki müsaitim. Sabah 10 gibi bekliyorum. Yarın sabah 10'da EMP var. Üzgünüm, gelemem. 12.30'da bitiyor. O zaman kusura bakma, portföy morföy yalan sana. Arkadaşlar, o istedikten sonra ne kadar daha samimi oldu değil mi? Peki ben birinci aramada ondan iş istemeyeceğim. Katılıyor musunuz? Birinci aramam gayet samimi bir aramaydı. Şimdi Bora Bey, siz lütfen sahnede kalın. Şimdi bu aramayı aynı konuşma metinleriyle yapacak bir cengaver aranıyor. Abi lokal ışığı verebiliriz. Bir dakika. Gönüllü. Gönüllü. Özgür. Kocaman bir alkış Özgür'e. Bravo kardeşim. Gel abi. Bu konuşma esnasında mikrofon al ver yapabilirsiniz. Yüksek tonda da konuşabilirsiniz. Seni alalım yerine. Arkadaşlar, telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Şöyle koltukları ters çevirin birbirinize. Ters çevirin. Evet. Bora abi olmayacak. Sen de otur abi. Sen de ters çevir. Evet. Sen şimdi gayrimenkul danışmanısın. Sen de ters çevir abi. Birbirinizi görmeyin. Çok güzel. Abi şöyle küs gibi yapar mısınız? Bora abi uyuyacak. Bora biraz daha. Biraz daha. Hah, güzel. Nasıl? Çerçeve güzel değil mi? Tamam. Şimdi sen arama yapıyorsun. Sen de yine onun eşi, dostu, arkadaşı, akrabasısın. Tamam. Arkadaş, akraba. Dayı. Tamam. Bora senin dayın. Merhaba dayı. Alo. Merhaba dayı. Teşekkür ediyorum dayı. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Çok şükür. Ben çok iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Çok çok teşekkür ediyorum dayıcığım. Din kendine. Valla dayıcığım, bu ara bir yoğunluğum var. Ondan dolayı uzak kaldık. Bir halini hatırını sorup birkaç bir şeyler de söylemek istedim ayrıca. Yengem nasıl bu arada? Beraber yemekteydik. Gelmedin, son foto yok mu? Çok bekledim seni. Valla işte işlerim yoğun olduğundan dolayı gerçekten kusura bakma dayıcım. İnşallah yakın zamanda telafi ederiz. Aman işlerin yoğun olsun, sağ olun. Yengem iyi bu arada. Çok çocuklar. İyi, herkes çok iyi kardeşim. Çok 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 selam söylersin dayıcım. Sağ olasın. Bir şey söylemek istiyordum. Sana çok önemli bir haberim var. Hayırlı olsun dayıcım. Hayatımla alakalı çok çok önemli bir karar aldım dayıcım. Biliyorsun 10 yıldır Türk Telekom'da çalışıyordum. Evet. Ve gayrimenkul sektörüyle devam edeceğim. Bunun bilgisini vermek istedim sana ayrıca. Çok sevindim senin adına. Tebrik ederim. Çok başarılı olacağına eminim. Çok çok teşekkür ediyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Umarım başarılı olurum ben de. Dayıcım, ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum sana. Yakın çevrende gayrimenkul kiraya vermek isteyen, satmak isteyen bir tanıdığın olur, bir akrabamız var mıdır bildiğin? Tabii.
Bana yönlendirme durumun olabilir mi peki? Dayım, dün arkadaşlarımla konuşuyordum. Yan taraftaki üretim yapan tesis boşaltacakmış, kiraya verilecekmiş. Aa, mükemmel. Bana teklif ettiler hatta ama bana çok büyük geldi. İstersen yarın bir yanıma uğra, gel beraber gidelim, yanlarına bir ziyarete gidelim. Çok çok sevinirim dayıcım, çok teşekkür ederim. Hem bir tanış hem de bir bak istersen. Peki dayıcım, çok çok teşekkür ediyorum. Yarın eğitimim öğlene kadar, yarın saat 2 gibi uygun olur mu? Gel, gel. Tamam. Hem beraber bir yemek yeriz. Çok çok teşekkürler dayıcım. Hem de gideriz yanlarınız ya. Allah'a emanet ol dayıcım. Sağ ol. Var mı isteğin arzun? Canının sağlığı, muvaffak ol. Görüşmek üzere, sağ ol, teşekkür hoşça ediyorum bana. Neyi farklı yapabilirdik? Hep bakalım. Sesindeki o coşku biraz daha artmalı değil mi gayrimenkul danışmanının? Hani ben bir bok yedim, gayrimenkul sektörüne girdim gibi konuşuyor. Allah da belamı verdi dayı. Zorla aldılar, yemin ediyorum. CSMS, Instagram'da tavladılar. Hani lütfen o coşkulu, coşkun ses tonu, bunu özellikle FISBO görüşmesinde sahibindenlerle çalışma modülünde anlatacağım ama lütfen arama yaparken güler yüzle konuşun ki karşıya o enerji geçsin. Asık suratla konuştuğunuzda o enerji karşıya geçmez. Ama asık suratla konuştuğunuzda o enerji karşıya geçmez. Aynı şeyi güler yüzle söyleyince ne kadar fark etti, farkında mısınız? O yüzden hayatımla ilgili çok önemli bir karar aldım ve bunu seninle paylaşmak istiyorum. Bundaki coşku çok daha farklı değil mi? Yani burada ben kelimeyi, cümleyi kurmasam da dayıma ne diyorum biliyor musun? Sen benim için o kadar değerlisin ki bunu paylaştığım kişilerdensin, çok coşkuluyum. Ben bu aramaları öyle bir yapıyordum ki herkes bana ya yine mi diyordu. Hani yine evleniyorum zannediyorum. Yeter artık, sana takı takmaktan bir hal olduk falan. Ben de en son kampanya yapmıştım. Neyse. O enerjiyi biraz arttırmamız lazım. Tamam mı? Şimdi o enerjiyle bir eski tanıdığın bir müşterini, bir yerde tanıdığın birini arıyorsun şimdi. Tamam mı? Yani artık eş, dost, akraba değil. O senin tanıdığın birisi. Alo. Kemalettin abiciğim. Özgür. Nasılsın abi? Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın? Abi çok çok teşekkür ediyorum. Ne var ne yok abi? Nasıl gidiyor? Uzun zaman oldu abi. Görüşmüyoruz. Çok şükür. Çok sağ ol kardeşim. Çok iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Çok sağ ol abi. Gerçekten teşekkürler. Her şey yolunda değil mi abi? Kötü her şey yolunda. Kötü sesini dönem duydum, daha iyi oldum. Razı olsun abi. Ya çok kötü bir dönemden geçtik abi, özellikle son bir yıl. Umarım çevrede herhangi bir sıkıntısı olan yoktur, özellikle yok, sen de ailede. Bizde bir sorun yoktu, umarım sizde de yoktur. Şükür abi, bizde de yok abi. Sesin iyi geliyor bu arada. Çok açıkçası sevindim. Sağ ol. Allah'a şükür. Abicim, seni niye aradım? Sana çok önemli bir haber vermek istiyorum. Buyur Özgürcüğüm. Hayatımla ilgili çok önemli bir karar aldım abi. Biliyorsun ben Türk Telekom'da çalışıyordum 10 yıldır. Evet. Çok radikal kararla kariyerimi değiştirdim ve artık gayrimenkul sektörüne girdim abi. Hayırlısı olsun Özgürcüğüm. Eski işte de çok başarılıydın. Bu işte de çok başarılı olacağına eminim. İnşallah abi, inşallah. Sadece ve sadece bunun için aramıştım abi, bu bilgiyi vermek için. Teşekkür var mı bir isteğin Özgürcüğüm? Özgürcüğüm bu arada aramışken aklıma geldi. Evet. Abimler bir tane daire arıyor. Aa süper abi. Eğer düşünürsen sana yönlendirebilirim ilgilenirsen. Abi harika. Bununla alakalı şöyle bir durum söyleyeyim. Ofisimiz gayet bu konuda yoğun çalışan ve kalabalık bir ekibe sahip. İzmir'in harika. Hatta Aydın ve Manisa'ya çalışan arkadaşlarımız da var. Bu konuda her zaman bu konuda aklında olsun. Bana irtibatla iletebilir misin ayrıca? Tabii tabii. Ben sana şimdi birazdan WhatsApp'tan numarasını atacağım. Kendisini de ben arayacağım. Bilgi vereceğim. Süper. Senin arayacağını söyleyeceğim. Süper abi. 5 dakika sonra sana göndermiş olurum. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Var mı bir isteğin abi? Canına sağlık Özgürcüğüm. Aklımdasın. Bundan sonra önüne gelen işlerle ilgili mutlaka sana yönlendirme yaparım. Teşekkürler. Benim de yakın zamanda bir ihtiyacım olacak. Onun için de mutlaka her seninle bir ara buluşalım. Her zaman abi. Çok çok teşekkürler. Görüşürüz Özgürcüğüm. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. En sonunda çok önemli bir şifre verdi Bora Bey. Son görüşmenin en sonunda.
benim de yakın zamanda bir ihtiyacım olacak. Onu yakalaman gerekiyor. O zaman abicim senle bir yüz yüze, değil mi? Yüz yüze veya başka şehirdeyse görüntülü görüşme sağlamamız gerekiyor. Arkadaşlar, ikinci aramadaki Özgür'ün sesinin rengi çok daha samimi değil miydi? Çok güzel. Çok daha iyiydi, değil mi? İşte roleplay'in faydası. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Kocaman alkışlar size. Tamam. Evet, şimdi bir roleplay daha yapacağız. Bu sefer yine ben arayacağım ama her arama böyle olmayacak, değil mi? Yani Bora sağ olsun işi kolaylaştırdı ve Mümtaz'ım, Özgür'üm, öyle olmayacak. Beni hatırlamasın biri hadi. Hatırlamasın beni. Ben önce kendimi bir hatırlatmaya çalışayım. Gel abi. Evet, Mert Bey beni hatırlamayan bir eski bir firma sahipliği, benim zamanında tanıştığım birisini canlandıracak. Tamam. Evet. Çekmiyor galiba. Açsana abi. Açamıyor abi. Alo. Alo. Efendim. Mert Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Beni hatırladınız mı? Hayır. Mert Bey, ben Mümtaz Önal. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce sizi ziyaret etmiştim. Ben o zaman Vodafone'da çalışıyordum. Siz 4. Sanayi sitesindeki Mert Tekniğin sahibiydiniz, değil mi? Evet. Tamam. Beni hatırladınız mı? Ben Vodafone'dan kurumsal hatlarınızla ilgili sizi ziyarete gelmiştim. Bir probleminiz vardı. Onu çözmek üzere ben görevlendirilmiştim. Sizi ziyaret etmiştim. Hayır. Tamam. Peki şu anda aynı yerde misiniz? İş yeriniz aynı yerde mi? Evet. Tamam. Mert Beyciğim, kurumsal hatlarınız Vodafone mu hala? Evet. Tamam. Vodafone'dan sizi ziyaret eden kişiyi hatırlıyor musunuz? Yaklaşık 1-1,5 yıl önce ben sizi ziyarete gelmiştim. 20'ye yakın faturalı hattınız vardı. Onlarla ilgili görüşmüştük. Hayır. Sen adınız neydi? Benim adım Mümtaz Önal, Mert Bey. Mümtaz Önal. Mümtaz Önal, Faruk Beyze. Mümtaz Önal. Tanımadım Mümtaz'cığım ya. Hayırlı olsun, bir şey mi diyecektin? Ne oldu, neyi aradın? Tamam. Mert Bey, sizi arama sebebim şu. Biz sizle o zaman çok hoş bir sohbet gerçekleştirmiştik. Hatta sizin Afyon'da olduğunuzu hatırlıyorum, doğru mu? Doğru. Tamam, çok güzel. Hatta orada babanız halı işi yapıyordu ama siz burada çok farklı bir sektörde, sanayide çalıştığınızı anlatmıştınız. Ben de size o zamanlar çok şişmandım. Kilo vermekle ilgili sıkıntılarımdan bahsettim. Ha, şişman değil de şimdi hatırladım. 170 kilo böyle dana gibi. Evet, 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 evet. Aynen öyle. O 170 kiloluk dana benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın Mümtaz'ım? Çok teşekkür ederim Mert Bey. Kusura bakma ya. Yok yok, estağfurullah, estağfurullah. 1,5 sene geçti. Hatırlayamamış olmanız gayet normal. Şu an çok yoğunum ama ben. Tamam Mert Beyciğim, hiç problem değil. Ben sizi sadece tek bir sebepten aradım. Çok vaktinizi almayıp kapatayım. Tamam. Tamam. Ben hayatımla ilgili önemli bir karar aldım. Vodafone'dan ayrıldım ve gayrimenkul sektörüne girdim Mert Bey. Güzel. Bunu size duyurmak için aradım. İnşallah, inşallah çok başarılı olacağım. Size bu haberi vermek istedim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tamam. En kısa zamanda tekrar görüşürüz. İnşallah Mümtaz'ım, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı işleriniz olsun. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Zor müşteri değil mi? Çok teşekkür ederim. Peki bunlarla karşılaşıyor muyuz? Hiç vazgeçtim mi? Sesimin rengi hiç düştü mü? Hiç düştü mü? En fazla ne yaşayabilirim? En fazla ne yaşayabilirim? Kapat lan! Hatırlamadım seni gerizekalı. En fazla bunu yaşayabilirim. Şimdi bu telefonlar esnasında, hem Fizbo aramaları esnasında, hem de işte bu etki çevresi aramaları esnasında morali bozulan gayrimenkul danışmanlarına gelsin. Şimdi bir kısım oynayacağız. Burada bir tiyatro yapacağız. Ve
bu anı hiç unutmamanızı isteyeceğim. An şu, ben aradığım andan 10 saniye önce onun ne yaşadığını biliyor muyum? Bilmiyorum, değil mi? Şimdi ben bir gayrimenkul danışmanı ona oynamayacağım. Gayrimenkul danışmanı siz oynayacaksınız ve beni arayacaksınız. Eş, dost, arkadaş, akraba olarak da değil. Eskiden tanıdığınız birisi olarak arayacaksınız. Ve telefonu bu sefer ben açacağım. Ama siz benim ne yaşadığımı, başımda ne olduğunu bilmiyor olacaksınız. Büyük bir ihtimalle çok moraliniz bozulacak. Çok kötü davranacağım. Göze alabilen, ben bundan korkmuyorum diyen var mı? Mustafa abicim, seni sahneye alıyoruz. Alkışlarla. Mustafa Bey, kötü muameleden korkmuyorum. Gel abi. Şimdi sen şöyle otur abi. Sen gayrimenkul danışmanısın. Ofisinde çalışıyorsun ve 50 aramayı yapmaya başladın. Ben senin neyin olayım, nereden bir tanıdığın olayım? Eş, dost, arkadaş, akraba değil. Eski bir müşteri. Eski müşteri. Eski müşteri. Tamam, nereden? Bankadan. Bankadan. Tamam. Ben bankacıyım. Ben bankacıyım. Sen eski bankacısın. Ben neciyim? Firma. Firma sahibi olsun. Firma sahibi. Tamam. Sektörün ne? Telekomünikasyon. Telekomünikasyon. Aynen. Güzel. Tamam. Ben bir Türksel bayi sahibiyim. Aynen. Bayi. Senle de bir şekilde bir yerde tanıştık. Sen de bu veri tabanı ve takvim entegrasyonu ile ilgili aldığın günlük 50 arama ödevini yerine getirmek üzere beni arayacaksın. Lakin senden şunu istiyorum. Muzo, senden de şunu istiyorum. Ben böyle yaptıktan sonra benim telefonumu çal. Tamam? Sen şu anda benim nerede ne yaptığımı bilmiyorsun, değil mi? Biz birbirimize küsüz. Arkanı dön abi. Ben ofisindeyim, sen ofisindesin. Şimdi benim başka işlerle ilgileniyorum. Ofisimde çalışıyorum ve bana bir telefon gelecek şu an. Abi, ne olmuş? Ne olmuş, ne olmuş? Kaç kişi? Nasıl ya? Hangi hastane? Hangi hastane? Tamam, tamam. Efendim? Mümtaz Bey, merhaba. Merhaba. Mustafa ben. Ambulans mı? Yok, Finans Bank'ta daha önce sizinle görüşmüştük. Ben firmanızı ziyaret etmiştim. ve kredi işlemleriniz, birkaç post yazıyla ilgili işlemlerinize yardımcı olmuştum. Nasılsınız, müsait miydiniz? Ne için aradın? Mümtaz Bey, ben şu anda artık bankadan ayrıldım. Ve hayatıma bir karar aldım. Bu kazayla bir alakan var mı? Yok, geçmiş olsun. Hadi bay bay. Müsait değil misiniz? Şimdi o benim ne yaşadığımı biliyor mu? Şu anda muhtemelen dünyası kararmıştır. Şu anda hemen yeni bir arama yapamaz. Şu anda hay senin sektörüne de girdiğin gayrimenkule de ulan ola ola emlakçı mı oldun? Üç paralık adamların bize tavrına bak. Şu an her şeyi yaşıyor, düşünüyor olabilir. Doğru mu? Benim ne yaşadığımı bilmiyor. Sizce ne yaşadım, neyi oynadım ben? Çok yakınımın biri trafik kazası geçirdi. Ve onun haberi geldi. Ve ben onu oraya acil çıkmak zorundayım. O benim başımdaki illeti bilemez, değil mi? Lütfen bu gibi aramalarda da moralinizi bozmayın. Her birimizin bir eşref saati, bilmem ne saati oluyor, doğru mu? Evet. Bir Serdar'ın mı oluyor? Evet. Hepimizin çok olumsuz olduğu, çok sıkıntılar yaşadığı anlar oluyor. Bunu bir daha yapalım. Başka bir oyun daha yapalım. Alo? Ayşe'cim? Ne yapıyorsun hayatım? İyiyim ben de, ne olsun ya. Çalışıyorum işte, koşturuyorum. Seni o kadar özledim ki. Evet. Sende ne, bir şey mi var sesinde senin? Ne?
Nasıl ya? Ayşe, ne dediğinin farkında mısın? Bizim 3 tane çocuğumuz var Ayşe. Saçmalama. Saçmalama. Ayrıca böyle şeyler telefonda konuşulmaz. Tabii ki vermeyeceğim çocuğumu. Bu sana saçmalama. Ayşe, ben hemen geliyorum, tamam mı? Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Ne ara aldın böyle bir kararı? Avukata verdin bile mi? Ayşe, ben geliyorum, tamam. İşi gücü bırakıyorum, eve geliyorum, konuşacağız. Hadi bay bay. Seni gidi kahpecik ya. Efendim. Alo. Efendim. Mümtaz Bey. Efendim. Merhabalar, Mustafa ben. Buyurun Mustafa Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz avukat mısınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Yok, siz bizle daha önce sizinle görüşmüştük. Müşterimdiniz. Birkaç kez ofisinize ziyaret etmiştim. Ve bende de kayıtlısınız halen de. Birkaç sohbetimiz güzel geçmişti. Eşimle alakalı bir durum mu var? Siz bana neyi bir şey mi söyleyemiyorsunuz? Kısa bir bilgilendirme yapmak için aradım Mümtaz Bey. Kısa bir bilgilendirme. Evet. Daha önce de dediğim gibi sizin ofisinize boş bir sohbet etmiştik. Ve şu anda da size de birkaç aramalar yapıyorum. Sizi de aramak istedim. Sizi de bilgilendirmek istedim. Bununla ilgili görüşmek için aramıştım. Alakalı herhalde. Buyurun. Ben hayatımla ilgili çok güzel bir karar aldım. Kendim yapma için. Sen misin o? Ben sektörü değiştim. Ya çok hızlı gelişmiyor mu? Evet. Bir sektör değişikliği yaptım. Değişiklik iyi midir? Evet. Şu anda çok muhteşem bir yerdeyim. Muhteşem bir ofiste başladım. Colbert Banker. Biliyorum. Markası adı altında. Aydın'dasın şu an, biliyorum. Colbert Banker markası. Aydın'da mısın? Yok. Beğenir misiniz? Medikal Park'ın orada. Beğenir misiniz? Alo. Mustafa Bey. Abi, burayı düzeltiyoruz. Mümtaz Bey, ofisimiz karşıya kadar yeni bulvarı üzerinde. O mu söyledi? Alo. Alo, açık olun benimle lütfen. Siz şu anda hatları karıştırıyorsunuz Mümtaz Bey. Mustafa Bey miydi? Mümtaz Bey, ben şöyle kısaca bahsedeyim. Siz şu an çok müsait değilsiniz herhalde. Vallahi bahsedin ben. Az önce eşim de aradı, söyledi zaten. Evet, inşallah umarım her şey iyidir sizin açınızdan da. Mustafa Bey, ben çocuklarımı vermeyi düşünmüyorum. Konuya gelsene abi. Burada tiyatrocu oyunculuk yaptırıyorum ben. Ben çocuklarımı vermeyi düşünmüyorum. Biz sizinle bir oturalım mı? Balık yiyelim. Balık yiyelim. Bir konuşalım. Rodos muyum ben? Bravo. Arkadaşlar, benim ne yaşadığımı o bilmiyor. Ama bu sektörün kurban olurum. 2 fiz bu araması yapacağız. 3 tane etki çevresi araması yapacağız. Moral bozuyorsunuz ya şöyle şeyler. Arkadaşlar, o fizbo bile değil mi? Emlakçılarla çalışmıyorum deyip telefonu suratınıza kapattı olmuyor mu? Ya niye dünyanız kararıyor? Allah aşkına ya. Onun ne yaşadığını, ne yaşayabileceğini hiçbir şey düşünemezsiniz, doğru mu? Mustafa abiciğim, çok teşekkür ediyorum. Vallahi bravo. Kocaman bir alkış Mustafa abi. Eyvallah. Peki, bugün 50 tane arama yapmaya başlıyor muyuz? Bakın, bugünkü ödevin aslında bir ödevi de bu. Tanesi yaklaşık 4 dakika sürse, 50 tanesi kaç dakika sürer? 200 dakika. Hadi ara verdin, arada bir şeyler içtin, bilmem ne. Yaklaşık 4 saat. Güzel. Akşam bir video izleyeceğiz. Ve gün içinde 5 tane hatamızı not alacağız. Bundan her gün 50 tane yaparak 3 ayda yaklaşık 5000 kişiye dokunmuş olacağız. 50 kişi kaç saat? Ve size veri tabanı ve Excel tablomuzu da bugün ofis direktörümüz Aynur Hanım mail atıyor olacak. Ve tanıdığınız, görüştüğünüz kişileri de o Excel tabloya, ki yarın güne o Excel ile başlıyoruz, o Excel tabloya kaydetmeye başlamanızı istiyorum.
Tanıdığın herkes. Tanıdığın herkes. Ve sosyal medya kısmına da yarın başlıyor olacağız arkadaşlar. Veri tabanı takvim entegrasyonunun devamı, düzenli etki çevresi yönetimi ve sosyal medyayla yarın EMP'nin ikinci gününe başlıyoruz. Bugünün kolay olmayan, zor olan ve yapmak zorunda olduğunuz 3 tane önemli ödevini de lütfen yapmayan kalmasın. Bahane, mazeret duymak, görmek istemiyoruz. Anlaştık mı? Sağ el aldım, kabul ettim. Ake anlamına gelir. Aldım, kabul ettim. Tamam, süper. Arkadaşlar, şimdi sizden bir ricam var. Şu anda herkes dikey formatta video açsın. İlk günü böyle güzel bir anla sonlandıralım. Abi Pinhani sabah türküsü verelim ve bu arada bizim AMP ile ilgili veya hadi roleplay olsun. Güzel mi? Herkes kayda geçti mi? Evet arkadaşlar, Batı 0640 Akademi'nin AMP Eğitim ve Koçluk Kampı'nın birinci gününün sonuna geldik. Burada bizimle yaklaşık 50 kişi ve aynı zamanda Zoom'da Anadolu'nun çeşitli illerinden bizimle olan çok sevgili dostlarla birinci günü sonlandırdık. Birinci günün sonundan 3 tane muhteşem öğleden sonra ödülüyle günü sonlandırıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah tam 8.30'da ikinci günle sizlerle olacağız. Alas mı aldık? Hadi gelin sırayla resim çekelim.